Merhaba, ben Deniz Yüce Başarır. Kitaplar hakkında konuşmayı, dinlemeyi ve tabii okumayı sevenlerin podcastine hoş geldiniz. Ben Okurum başlıyor. Büyük salonun kapıya yakın bir duvarının önünde birdenbire durdum. O andaki hislerimi bilhassa aradan bu kadar seneler geçtikten sonra anlatmama imkan yok. Yalnız orada, kürk mantolu bir kadın portresinin önünde mıhlanmış gibi durduğumu hatırlıyorum. Resimleri seyredip geçenler vücutlarıyla beni sağa sola itiyorlar. Fakat ben olduğum yerden ayrılamıyordum. Bu portrede ne vardı? Bunu izah edemeyeceğimi biliyorum. Yalnız o zamana kadar hiçbir kadında görmediğim garip, biraz vahşi, biraz mağrur ve çok kuvvetli bir ifade vardı. Bu çehreyi veya benzerini hiçbir yerde, hiçbir zaman görmediğimi ilk andan itibaren bilmeme rağmen onunla aramızda bir tanışıklık varmış gibi bir hisse kapıldım. Bu soluk yüz, bu siyah kaşlar ve onların altındaki siyah gözler, bu koyu kumral saçlar ve asıl masumlukla iradeyi, sonsuz bir melalle kuvvetli bir şahsiyeti birleştiren bu ifade bana asla yabancı olamazdı. Ben bu kadını 7 yaşımdan beri okuduğum kitaplardan, 5 yaşımdan beri kurduğum hayal dünyalarından tanıyordum. Onda Halit Ziya'nın Nihal'inden, Vecihi Bey'in Mehcuresinden, Şövalye Brüdo'nun sevgilisinden ve tarih kitaplarında okuduğum Kleopatra'dan, hatta Mevlid dinlerken tasavvur ettiğim Muhammed'in annesi Amine Hatun'dan birer parça vardı. O benim hayalimdeki bütün kadınların bir terkibi, bir imticazıydı. Yaban kedisi derisinden bir kürkün içinde, gölgede kalmasına rağmen donuk beyaz rengi belli olan küçük bir boyun parçası, bunun üzerinde hafifçe sola dönmüş, beyzi bir insan yüzü vardı. Siyah gözleri anlaşılmaz, derin düşüncelere dalmış gibi yere bakıyor, adeta bulamayacağından emin olduğu bir şeyi son bir ümitle aramak istiyordu. Buna rağmen bakışındaki hüzün biraz da istina ile karışıktı. Sanki, evet aradığımı bulamayacağım, fakat ne olur der gibiydi. Bu istina ifadesi biraz dolgun ve alttakisi daha irice olan dudaklarında tamamen açık bir hal alıyordu. Göz kapakları hafifçe şişti. Kaşları ne pek kalın ne pek ince fakat biraz kısaydı. Koyu kumral saçları köşeli ve oldukça geniş alnını çevreleyerek aşağı doğru uzanıyorlar ve yaban kedisinin tüylerine karışıyorlardı. Çenesi hafifçe öne doğru kıvrık ve sivriceydi. İnce uzun ve kanatları biraz etli bir burnu vardı. Adeta ellerim titreyerek kataloğu karıştırdım. Bu tablo hakkında orada tafsilat bulacağımı umuyordum. Sonlara doğru sayfenin alt tarafında tablonun numarasının hizasında şu üç kelimeyi okudum. Maria Puder, Zelps Portrait. Türk edebiyatının en çok okunan romanlarından biri var bu kez Ben Okurum'da. 1940 yılının Aralık ayında Hakikat gazetesinde büyük hikaye başlığı altında tefrika edilmeye başlanan, 8 Şubat 1941'de 48. bölümüyle sona erdikten 2 yıl sonra 1943'te kitap olarak basılan, 10 yılı aşkın süredir ülkemizde hep çok satan kitaplar listesinde yer alan, bir edebiyat fenomeni haline gelmiş bir roman, Kürk Mantolu Madonna. Ve tabii onun eserleri kadar hayatıyla da, trajik ölümüyle de çok ilgi çeken yazarı Sabahattin Ali. Yani bu bölümde yolumuz uzun. Çünkü yazar da, eser de bu ülkenin en çok tartışılan konularından. Ama önce açılışta sizinle paylaştığım bölümden başlayalım isterseniz. Neden bu bölümü seçtim biliyor musunuz? Sadece romanımızın baş kahramanı Raif Efendi'nin Kürk Mantolu Madonna ile ilk karşılaşma anı olduğu için değil. O açıdan da etkili elbette ama bence hem bir romancı olarak Sabahattin Ali'den izler var bu paragrafta hem de sanata dair çok şey söylüyor bize. Bana çok etkileyici geliyor bu yüzden. Farkındaysanız ilk kez gördüğü bir kadın portresinde başka sanat eserlerine göndermeler yapıyor Sabahattin Ali. 7 yaşından beri okuduğu kitaplardan tanıdığını söylüyor tablodaki kadını, 5 yaşından beri kurduğu hayallerden. Sanki gözümüzün önünde bir kadın karakter yaratıyor hangi eserlerde kime benzettiğini açıklarken. Kaşı, gözü, çehresi var elbette bu tanımlamada. Ama daha derin, daha ruhuna, kişiliğine dair bir şeyler de var. Sabahattin Ali, Maria Puder'i Raif Efendi'nin gözünden tarif ederken sanki bir romancının kendi için yazdığı notları paylaşıyormuş gibi geliyor bana. Ve geçmişteki metinlerin nasıl yenilerine yol açtığı, edebiyatın nasıl birbirinden beslendiği gerçeği yatıyor satırlarda. Sanatçı ve eseri ikilemine dair de çok şey söylüyor bu bölüm.
Çünkü bir sonraki sahnede yanına gelen Maria Puder'in otoportredeki kadın olduğunu anlamayacaktır Raif Efendi. Sanat eseri sanatçıdan öteye gitmiştir zira. Başka şeyler eklenmiştir üstüne. Sanatın gücü girmiştir devreye. Oho, bodoslama daldın mevzuya. Bu gidiş nereye dur diyorsanız itirazlarınıza hak veriyor ve kısa kesiyorum. Ama söylemiştim, yolumuz uzun, konumuz derin. İzin vermeyeceğim öyle koskoca kürk mantolu Madonna'nın alt tarafı bir aşk romanı işte diye yaftalanmasına. Aşkı küçük gördüğümden değil, aşk gibisi var mı dünyada? Bir kitap çok sattığında hemen değersiz bulunmasına karşı olduğumdan da değil. Hoş karşıyım ama ondan değil. Daha çok her şeyin tek boyutlu değerlendirilmesinden sıkıldığımdan galiba. Yazılışından 80 küsür yıl sonra bile yazıldığı gündeki dünyadan bambaşka bir dünyaya gözlerini açmış, gencecik insanları etkilemeyi sürdürüyorsa sıradan bir aşk hikayesi anlattığı için olamaz, değil mi? O aşk hikayesini nasıl anlattığı, yarattığı kadın ve erkeğin bugünün okuruna hala ve belki de özellikle şimdi çekici gelmesinin nedenleri göz ardı edilemez, değil mi? Ayrıca yazarının kimliği diğer eserleri göz önüne alınmadan değerlendirmek de mümkün değil bu kitabı. Evet, haklısınız. Tam da anladığınız gibi. Sosyal medya diliyle söylemek gerekirse biraz Sabahattin Ali övmeye geldim. Ne demişler? Kendini öveni koy kaç, eli öveni al kaç. Ama tabii yalnız değilim. Benim gibi övme niyetlisi birini de buldum geldim. Şiirin ve denemenin ustalarından sevgili Haydar Ergülen'le konuşacağız Sabahattin Ali'yi ve Kürk Mantolu Madonna'yı. Sabahattin Ali'nin yazı hayatına şiirle başladığını biliyoruz. Her ne kadar sonra şiir yayınlatmayı bıraktıysa da. Madem onu bir şairle konuşuyoruz, oradan başlayalım dedim. Ve siz de kendinizden önceki kuşaklar hakkında yazmayı da seven bir şairsiniz. Gerçekten hani böyle bir kitabınız da var hem Said ile Sabahattin hakkında. Orada bir dizi alfabesi de var. Şiirlerini onun edebiyatında nereye koyarsınız? Oradan başlayalım bence. Sabahattin Ali ve Said Faik ile ilgili ortak bir kitap yazdım. Said ile Sabahattin adını koydum. Sonrasında da Gülten'de Dehşet diye bir kitap yazdım. Gülten Atın Dehşet Necati Gülüşü'ne yazdım. Evet. Başka kitaplar da hazırlıyorum. Genel olarak bunları şöyle bir bağlamda iki yazar ya da iki şair buluşturuyorum. Yani ya karşılaştırılan, ya karşıt olan, ya da yakın olan, ya da birbirinden etkilenmiş isimler olarak. Biz de biliyorsun Said Faik değil, tabii Sabahattin Ali doğal olarak akla geliyor. Tıpkı ne gibi? Artık son yıllardaki Nazım Hikmet deyince Necip Fazıl'ın da akla getirildiği gibi. Hı hı. Aslında eskiden öyle bir şey yoktu ama son 25 yılın işte paradigması bu hale geldi. Öyle oldu. Bunları sürdürüyorum. Tabii yakınlıkları, benzerlikleri, uzaklıkları gibi konular üzerinde de daha çok deneme olarak düşündüğüm ve yazdığım şeyler. İkisi de birer şiir kitabı olan öykücü ve romancılar aslında ilginç tarafı. Said Faik'in de bir şiir kitabı var şimdi Sevişme Vakti. Sabahattin Ali'nin de Dağlar ve Rüzgar diye ilk kitabını şeyden önce dediğin gibi romanlarından, öykülerinden önce yayınlamış. Bizde adettir aslında bu şeyden Osmanlı'dan beri Cumhuriyet'in tabii ilk yıllarında da neredeyse bütün entelektüel dediğimiz okur yazar kesiminin yani ister öykü yazsın, ister roman, ister deneme, ister tarihçi olsun ya da ister sadece tefekkür etsin, hani fikir beyan etsin, yazmasın. Şiir yazmak bir adet, bir alışkanlık, bir gelenek aslında. Evet, bir gençlik şeyi, sevdası. Bir gençlik sevdası var, o süren bir şey. Cumhuriyet'te de sürüyor. Bir de asıl olarak tuhaf bir şekilde bürokratik bir şey gibi bir taraftan da. Osmanlı bürokratları mesela hepsinin divanları var. Ve bazı şairler, bizim şairlerimiz Atilla'dan mesela, babası yazı işleri müdürü işte Cumhuriyet'te, yani Cumhuriyet döneminde tabii. Ama mesela ilk şeyini babasının divanını okuyarak, şiirlerini okuyarak şiir sevdasına kapılmış. Başka yazarlar, şairler de var böyle. Yani diyeceğim Sabahattin Ali'nin elinde değil şiir yazmamak. Hmm. O da tabii o dönemlerin bir aydın olduğu için 1907 doğumlu biliyorsun ve işte yani 1925'lerde bir tane genç bir insan okur yazar, üniversiteye gidiyor. İşte Almanca eğitim gören bir insan. Çevresi de öyle. Yani daha sonra romanlarına yansıyan bu özellikle İçimizdeki Şeytan kitabının ikinci romanı olan İçimizdeki Şeytan romanında da başka isimlerle geçen ama belirgin bir şekilde hissettirdiği aydın kesimi ve şey aydın yani sadece sol entelijansiye değil aynı zamanda
Türkçü ve Turancı, yani o zamanların tabii Başat eğilimlerinden olarak Nihal Atsızların, özellikle işte Hüseyin Nihal Atsız'ın da olduğu bir çevre. Ve bunlar arkadaşlar, bunların hepsi şiir yazıyor. Yani Nihal Atsız'ın da şiirleri var. Yani ve başka oradaki arkadaşların da şiirleri var. En bilinen isimler bunlar olduğu için söylüyorum. Orada bunlar yazdığı şiirler işte toplandı. Daha sonra diğer Kurban-ı Serhat, öteki şiirler, Dağlar ve Rüzgar. Tüm şiirleri toplandı. Çok az sayıda şiiri var biliyorsun. Evet. Ve bunların çoğu da Konya ve Sinop hapishanelerinde yazdığı şiirler. İki defa uzun süreli hapse giriyor. Biri Konya mahpusu, bir tanesi de Sinop hapishanesi, oraya giriyor. Ve şiirlerin çoğu orada yazıyor. Zaten zeminine baktığımız zaman, şiirin arka planına baktığımız zaman orada bir şey görüyoruz. İşte Karadeniz'in dalgaları, rüzgarı, kendisi zaten şiirlerinde dışarıda deri dalgalar diye söylüyor. Ben Sabahattin Ali Bilge'ye ilk yazımı romanları, öyküler üstüne yazmadım, şiirler üstüne yazdım. Adına da kitapta yer alıyor yazı. Sabahattin Ali'den şiirler dinlediniz. Yani okudunuz değil, dinlediniz diye. Bunu tabii bilerek yaptım. Şundan ötürü, çünkü Sabahattin Ali'nin şiirlerinin basımı geç oldu galiba. Yani geçtiğimizde yoktu Sabahattin Ali'nin şiirleri. Daha sonra basıldı kitap olarak. Onun şiirlerini önce şarkı olarak duyduk. Değil mi? En çok herhalde bestelenmiş şiirlerdir diye düşünüyorum. Edebiyatın herhalde. Evet. Yani Nazım Hikmet var tabii. 12 ile beraber Sabahattin Ali'ninki var ama sanıyorum Sabahattin Ali'nin şiirleri daha yaygın dinleniyor. Değil mi? Bence de öyle. Daha popüler kültürün içinde şarkı sözleri gibi algılanıyor hatta. Yani şiir olduğunu bilenler bile olmayabilir. Doğru. Bir de söyleyenler tabii, yani Zülfü Livaneli söyledi, işte Edip Akbayram söyledi gibi daha yaygın, daha popüler isimler söyledi. Nükhet Duru. Nükhet Duru söyledi tabii. Hayır, şey olarak söylüyorum. Yani o da söyledi. Nükhet Duru tabii ilk önce ama şeyler, Zülfü daha yaygın bir isim tabii. Hani bütün kesimlerin dinlediği bir isim. Ve tabii halk şiiri tarzında yazdığı için şiirlerini de, yani bu söz edilen şiirler. Şarkı formu da çok uygun, ölçülü, heceli şiirler. O nedenle de yani kulağa hoş gelen, tabii duygusu da hoş, kendileri de hoş şiirler. Ama yani şeye benzetiyorum ben bunu. Ülkü Tamer de çok sevdiğim bir şairdir. Bizim şiirimizin çok öncü, önemli isimlerinden birisidir. Evet. Yani ikinci yeminin de, o yedi önde gelen şairin de en gencidir Ülkü abi, gençiydi. Mesela o da Zülfü Livaneli'yle bir proje yaptı onlar. Kitap olarak yayınlamadı ama bir toplu şiirin arkasına koydu. Antep neresi diye bir isim koydu. Antepli kendisi. Evet. Antep hikayeleri de var biliyorsun. Evet. Onun kitabını unuttum şu anda ama. Ne de zarif bir insandı. Evet tabii, Ülkü abi öyleydi. Zülfü ile ikisi şey yaptılar. Bir 15-20 şarkı yazdı o Zülfü için. Ve bunlar tamamen bu Sabahattin Ali gibi hece ölçüsüne dayanan folklorik şiirler yazdı. Ve işte bu uyum emik olan uyum bilmem ne gibi şeyler mesela çok, yani Güneş Topla Benim için. Bütün bunlar özel sipariş olarak yazıldı. Ben Sabahattin Ali'nin şiirini de sanki biraz öyle görüyorum. Bilmeden. Çok güzel şiirler ama yani sonradan gelenlere bunlar şarkı olarak söylensin, dilden dile yayılsın, bir armağan olsun diye yazılmış gibi. Tabii içinde kendi melankolisi de var. Yani en bildiğimiz Nükhet Duru'nun söylediği şarkı. Daha sonra çok ünlü Aldırma Gönül var tabii, hapishane şarkıları var. E bunlar Türkiye'yi düşününce her zaman lazım olacak şarkılar. Kurtuluş yok. Kurtuluş yok bunlardan. Yani kurtuluş olduktan sonra bile efkarlarını söyleyeceğimiz şarkılar. Evet. Yani bir duyguya hitap ediyor ister istemez. İçeriye düştün düşmeyin. Tabii. Bunun şeyi var tabii, Nazım Hikmet'le tanıştığın zaman, o zaman yedek şube İstanbul'da. Tabii Nazım Hikmet'i biliyor. Nazım Hikmet de o zaman nasılsa dışarıda. Yani dışarıda olduğu nadir zamanlar var Nazım Hikmet'in tabii. Evet, öyle gerçekten. Çünkü 61-62 sene yaşadı Nazım Hikmet. Yani bunun 22,5 senesini içeride geçirdi. Evet, yaptığı evet, süre. Evet. Yani düşünebiliyor musun? Ömrünün 3'te 1'den fazlasını. Geri kalanı gençlik, okul, işte Sovyetler Birliği dönemi falan. Adam ne kadar dışarıda kalabildi ki yani Türkiye'de. Korkunç bir şey. O da takip, bilmem ne, izlenme, işsiz bırakılma. İşte evet. Filan filan. Bildiğimiz şeyler. O zaman Resimli Ay dergisini Nazım Hikmet yönetiyor. Sabiha ve Zekeriya Sertel'in ünlü dergisi. Yani Türk dergicinin önemli dergilerinden. Biliyorsun hem edebiyat, hem sanat, hem müzik, hem magazin, hem aktüalite bir dergisi. Resimli Ay dergisi.
Orada hikayeler de yayınlanıyor. Ve Sabahattin Ali bir cumartesi günü bu idaresine gidiyor. Cağaloğlu'nda o zamanlar tabii hepsi. Orada Sabiha Hanım var galiba. Zekeriya Bey yok. İşte ben bir öykü getirdim, hikaye getirdim. İşte Nazım Hikmet Bey'e değerlendirmesi için. O değerlendiriyor çünkü öyküleri. Fakat diyor sonra diyor içeride diyor yan odada diyor onu görür gibi oldum diyor. Kırmızı saçlı diyor. Oydu çok heyecanlandım diyor. E tabii büyük bir isim bir şey diyemiyor. Sabiha Hanım da diyor ki evet diyor kendisi de burada ne tesadüf. Çok seviniyor tabii. Bir Orman Hikayesi yayınlanan kitabında vardır. İlk hikayesi yayınlanan onu iletiyor. Nazım Hikmet o arada okuyor hikayeyi ve çok beğeniyor. Hemen yayınlayalım diyor. Yani orada tanışıyorlar. Ayaküstü böyle çok beğeniyor yayınlıyorlar. Sonra her hafta gidip geliyor. Hatta yardım ediyor Nazım Hikmet'ten. Tabii hem dünya görüşü bakımından hem de ateşe yakın oldukları için zaten ahbap oluyorlar. Nazım Hikmet Bursa cezaevi tabii onun üniversitesi, atölyesi her şey aslında evi gibi bir yer Nazım Hikmet'in çok uzun süre. En son yattığı yer. Yani en son işte 1950'de çeşitli uğraşlar, çabalar sonucu artık zor bela, hani dünya kamuoyu karşısında artık iyice rezillik çıkmasın diye bırakmak zorunda kaldıkları yer Nazım Hikmet'i. Yoksa herkesi bırakıyorlar, bir tek o kalıyor içeride. Yani bütün af çıkıyor Demokrat Parti. Ve orada atölye orası biliyorsun. Ressam Baladan orada yetiştiriyor. Köylü birisi oradan cinayet işlemiş gelmiş. Orada Baladan'ı naif köylü ressam haline getiriyor. Ve Orhan Kemal sırf Nazım Hikmet'le tanışmak için küçük bir siyasi suç işliyor. Yani çünkü hayran ona. Fakat ne yapacak? Bu sefer cezaevinde karısından başka görüş aldıkları kimse yok tabii cezaevinde. O zaman meşhur 141, 142, 146. madde var. Komünizm maddesi meşhur. Yakınlara kadar vardı. Öyle bir sınıfın diğer sınıflar üzerindeki tahakkümünü başlayan bir hikayeye, yani hikayede hemen içeri atıyorlar tabii. O da Bursa'ya atıyorlar. Tam istediği oluyor Han Kemal'in. Şiir yazıyor. Şiirleri Nazım Hikmet'in kopyası. Tabii ben onun üzerinde epey çalıştığım için biliyorum ve hatta 2000'li yıllara şiiri var. 2000'li yıllara dünya nasıl olacak diye böyle ütopik şiirleri var. Sonra Nazım Hikmet bakıyor diyor aslanım sen romana geç. Öyküye geç. Biraz bozuluyor tabii Orhan Kemal yani büyük şairden ama sonra tabii çok hani şükrediyor, dua ediyor yani. Doğru bir yönlendirme olmuş değil mi? Değil misin? Büyük öğretmen, büyük usta yani şeyden. Evet. Sabahattin Ali'ye de yapıyor. Evet. Diyor ki sen şiiri diyor evet iyi fena değil ama sen diyor yaz, öykü yaz, roman yaz diyor. Sabahattin o kadar şey yapmıyor, bunun sıkıntısını çekmiyordu, bunu o kadar dilini dökmüyor ama ona da Nazım Hikmet bu resimler zamanında söylüyor. Evet yani şöyle söylemek mümkün, tabii bunları söylemek zor. Ben geçenlerde hem öykücü hem romancı hem de şiir olan bir büyüğümüz için yani şiirler çok önemli değil dedim ve oğlumdan çok papara yedim. Yani hani büyük şair değil ama büyük bir romancı dedim ama insanlarda şöyle bir şey var. Belki şiir bizim en eski geleneğimiz olduğu için bunu çok yıllardır biliyorum ve çok bu konuda. Hani çok roman, büyük romanlar, öyküler de yazsa, eğer şiir de yazıyorsa birisi, eğer şiirine dair bir şey söylüyorsanız hapı yuttunuz demektir. Orada da konuyu kabul edeceksiniz yani. Şiir en çok şiiri önemsiyorlar. Çok ilginç. Çok ilginç. Evet. Çok... Ama şiir, şair olarak da anmak istiyorlar. Yani bir şey yok benim için. Beis yok ama bunu söylerken de hani ben de hakçası gördüğüm kadarıyla söylemek istedim. Sabahattin Ali'nin şiirleri de güzeldir, dinlemeliktir ama. Evet. Yani hani Türk şiirinde antolojide yer olan şiirler değildir. Evet, kendisi sonra yayımlamayı bırakıyor, şiir yayımlamayı bırakıyor. Yani yazıyor mu? Evet, evet, evet. Kişi kafası diyor. Ama evet, doğru. Tabii, Sayın Tayyip de zaten bir kitabı var ve neredeyse romanların öykülerindeki işte Aleksandra, işte diğer karakter hepsi şiirde de vardır. Ve biz onları öykülerinde daha şiirsel okuduk. Öykülerindeki şiir daha fazla olduğu için Sait Faik'in. Doğru. Yani evet o yüzden hani kendileri de çok önemsedi ama yazmışlar. Ben de öykü yazıyorum ama yayın mesela hani bir tane öykü kitabım olsun istiyorum sonunda. Güzel. Bizim kuşaktan olup da başın öne eğilmesin. Aldırma gönül aldırma. Ağladığın duyulmasın. Aldırma gönül aldırma dizelerini. Edip Akbayram'ın sesinden dinlememiş olan yoktur herhalde. Ya da başımda saçlarım kardır,
deli rüzgarlarım vardır. Ovalar bana çok dardır. Benim meskenim dağlardır diye yanık yanık söyleyen Sezen Aksu'yu duymamış olanı var mıdır? Yine onun söylediği bir başka şarkı daha geliyor aklıma hemen, Çocuklar Gibi. Sezen'in o güzel sesinden hayal edin. Hissedince sana vurulduğumu, anladım ne kadar yorulduğumu, sakinleştiğimi, durulduğumu, denize dökülen bir pınar gibi. Ve her duyduğumda o karga sesimden hiç mi hiç utanmadan Nükhet Duru'ya eşlik ettiğim ben gene sana vurgunum. Başkalarına gülsem de, senden uzak kalsam da, sevmediğini bilsem de ben gene sana vurgunum. Ah tabii ki melankoliyi de unutmamalıyız. Ne bir dost, ne bir sevgili, dünyadan uzak bir deli, beni sarar melankoli. Bunlar ve niceleri, Sabahattin Ali'nin unutulmaz dizeleri. Gerçekten de 8'li hece ölçüsüyle yazdığı pek çok şiiriyle popüler müziğin vazgeçilmezlerinden biri olmuş Sabahattin Ali. Romanlarını, öykülerini okumamış olanlar bile Sabahattin Ali'nin sözcüklerine aşinadırlar aslında. Çünkü o bu toprakların dağını, rüzgarını, köyünü, kasabasını, jandarmasını, eşrafını, yoksulunu, varsılını, kadınını, erkeğini bir nefes gibi kaleminin içine çekmiş ve okurlarına üfleyivermiştir satırlarında. Bir şarkıda, şiirde veya bir öyküde ya da bir romanda, filmde, belki bir sohbette karşınıza çıkacaktır onun sözleri. Sabahattin Ali, Türkiye'nin sözcükleridir. 1907'de Bulgaristan'ın bugün adı Ardino olan Eğridere şehrinde dünyaya gelir. Babası Balkan Savaşı'nda yaralandıktan sonra askerliği bırakmış bir harbiye mezunudur. Edebiyata, müziğe düşkünlüğüyle bilinen Ali Selahattin Bey, Birinci Dünya Savaşı'nın ardından İzmir'de bir tiyatro kuracak, gazino işletecek kadar ilgilidir sanatla. Kurtuluş Savaşı sırasında emekli aylığını bile alamayınca pazarcılık yapacak kadar da dirençli. Annesi Hüsniye Hanım ise babasından 14 yaş küçük, ruhsal olarak çok da dengeli olmayan bir hanımdır. Sabahattin Ali çocukluğunun büyük bir kısmını Edremit'te geçirir. İstanbul ve Çanakkale'de kısa süreli de olsa ailece yaşadıkları kentlerdendir. 1922 yılında da Balıkesir Muallim Mektebi'ne adımını atar. Şiir ve öykü yazmaya da burada başlar. Tuttuğu günlüklerden anlaşıldığı kadarıyla arkadaşlarıyla bir okul gazetesi çıkarmanın yanı sıra çeşitli dergilere yazılar da göndermeye başlamıştır. İlk şiirleri Çağlayan dergisinde görülür. Sanata olan ilgisi gün geçtikçe artmaktadır. Hatta bir gün okuldan kaçıp sinemaya gider ve ceza alır. Okuldan kovulacağını düşünür. Bu yüzden de kendisinin sonradan blöf olarak nitelendirdiği bir intihar girişiminde bulunur. Müdür yardımcısının desteğiyle naklini İstanbul'a aldırır ve 1928 yılında İstanbul İlk Öğretmen Okulu'nu bitirir. İlk görev yeri Yozgat'ta bir yıl kaldıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı tarafından eğitim için Almanya'ya gönderilir. Sabahattin Ali'nin hem öğretmenlik hem edebiyat hayatı için bu yolculuk bir milat olacaktır. Alman dilini öğrenir, Alman edebiyatı iliklerine, kemiklerine kadar işler orada. Almanca'ya çevrilen Rus klasikleri de çok ilgisini çeker. Batı dünyasının göbeğindedir artık, sanatında. Savaş sonrasının umutlu Almanya'sındadır. Milliyetçiliğin sinsice yükseldiği ülkenin başkenti Berlin'de. Evet, Berlin. Hani şu kürk mantolu Madonna'nın da geçtiği şehir. Romanın Raif Efendi kadar belki ondan da önemli karakteri Maria Puder'in yaşadığı şehir. Biliyor musunuz, Sabahattin Ali çok yakın bir arkadaşına gönderdiği mektuplardan birinde gerçekten de burada Fräulein Puder diye birine aşık olduğunu yazıyor. Hatta şöyle diyor o mektupta. Aşık olduğum kimseler arasında bana bu kadın kadar iyi muamele edeni olmamıştır. Parmağının ucunu bile koklatmadığı halde beni kırmaz, aramızda genişlemeyen ve daralmayan muayyen bir mesafe muhafaza etmesini gayet iyi bilirdi. Raif Efendi'nin Berlin'deki hayatı da yazarımızın orada yaşadıklarıyla büyük benzerlikler taşıyor zaten. Ama bu hiç şaşırtıcı değil. Çünkü Sabahattin Ali yaşadıklarından ve çevresindekilerin anlattıklarından beslendiğini her zaman söylüyor. Kürk mantolu Madonna'nın Maria Puder'i kadar güçlü, sarsıcı ve iradeli bir kadın mıydı gerçek Fräulein Puder bilinmez. Ama karakter özelliklerinin bazılarının benzediği açık. Zaten Sabahattin Ali'nin hayatındaki kadınlardan bu karakterin kaynağı olarak gösterilen de sadece o değil. Başka isimler de var ortaya atılan. Ne de olsa Sabahattin Ali bir aşk adamı. Kendisi diyor yine, ben de bu aşık olma hali 11 yaşından beri var diye. 15-16 yaşından sonra da bir hafta bile aşık olmadan duramadığını da yazıyor mektuplarında. O yüzden isimler, isimler.
Neyse efendim, aşk konusunu daha fazla uzatmayalım. Ama yazarın 1935 yılında Aliye Hanım'la evlendiğini, bu evlilikten Filiz adında bir kızı olduğunu, ailesini neredeyse gittiği her yere birlikte götürdüğünü, yanından hiç ayırmadığı fotoğraf makinesiyle dostlarıyla birlikte ailesini de siyah beyaz karelerde ölümsüzleştirdiğini, sevgi dolu bir baba olduğunu söylemeden de geçmeyelim. Kızı Filiz babasız kaldığında 11 yaşındadır. Kendini müziğe adayacak, büyüdüğünde Türkiye'de çok sesli batı müziğinin yaygınlaşmasında etkin bir rol oynayacaktır. Sabahattin Ali'nin de Ankara'da Devlet Konservatuvarı'nın ilk yıllarında kurumun efsane müdürü Karl Ebert'e asistanlık yaptığını, dramaturg olarak çalıştığını da vurgulayalım burada. Belki de dinleyenlerden Sabahattin Ali'nin tiyatro, opera, müziğe olan ilgisini bilmeyenler vardır. Sabahattin Ali'nin hayatında oradan oraya atlıyoruz biraz ama olacak o kadar. Kısa ama çok dolu bir hayat sözünü ettiğimiz ne de olsa. Kronolojinin sert sınırlarına sığmıyor. Aslında galiba hiçbir kurala da sığdırmak mümkün değil onu. Evet, dönelim edebiyata. İlk öyküsü Violonsel, 1928 yılında Meşale dergisinde yayımlanan Sabahattin Ali'nin ilk kitabının adı da Dağlar ve Rüzgar'dır. Edebiyat hayatının ilk dönemlerinde yoğun olarak şiirle uğraştığı için 1934 yılında bir şiir kitabıyla çıkmıştır okurların karşısına. Ama Haydar Ergülen'in de söylediği gibi, Resimli Ay'da yayımlanan Bir Orman Hikayesi adlı öyküsünün ardından Nazım Hikmet'in yönlendirmesiyle öyküye ağırlık verecektir. Başka bir şiir kitabı da yayımlamayacaktır. Evet, 1930 yılında Almanya'dan döndükten sonra öğretmenlik yapmaya başladığında edebiyat konusundaki üretkenliği de artmıştır. Görev yaptığı Aydın, Konya gibi illerde öğrencileriyle kurduğu iyi ilişkilerle ve ders anlatırken gösterdiği performansla anılmaktadır ama hakkındaki suçlamalar da yaygınlaşmıştır. Tutukluluklar, yargılamalar, mapusluk günleri Sabahattin Ali'nin 41 yıllık kısacık hayatının çok önemli bir bölümünü kaplar ne yazık ki. Meslekten uzaklaştırmalar, zorla elde edilen yeni görevler, toplatılan kitaplar. Muhalif kimliğinin izlerini şiirlerinde, öykülerinde arayanlar onu suçlamaya her an hazırdır. 1932 yılında ilk romanı Kuyucaklı Yusuf, Konya'da Yeni Anadolu gazetesinde tefrika edilmeye başlanır ancak 26. sayıda yarım kalır. Tamamı 1936-1937 yıllarında Tan gazetesinde tefrika edilecek, 1937'de kitap olarak basılacaktır. Bu tefrika hikayesi bir mahpusluk hikayesine dönüşür aynı zamanda. Ama onu size Haydar Ergülen anlatır sonra. Sabahattin Ali'nin ilk öykü kitabı Değirmen ise 1935 yılında yayımlanır. Bunu 1936'da Kaan'ı, 1937'de Ses, 1943'te Yeni Dünya izleyecek, son öykü kitabı Sırça Köşk'te 1947 yılında buluşacaktır okurlarla. Sabahattin Ali'nin aslında en üretken olduğu alan öykücülüğü baktığınızda. Evet. Kitabınızda ben Türkiye'yi gezdim diyorsunuz onunla. Nasıl evet. Bir gezinti Sabahattin Ali'nin hikayeleriyle yapılan? Şimdi tabii bu kitap ikinci baskısında Said ve Sabahattin. Her baskıda yeni yazılar eklemek istiyorum. Ne güzel. Yani evet tabii ya, öyle düşünüyorum zaten kitapları bunları. O arada zaten düşünüyorsunuz, konuşuyorsunuz, başka bir şey yazıyorsunuz. Yani mümkünse eklemek lazım tabii. Fikir değiştiriyorsun. Doğru. Evet yani insan şeyde fikir değiştiriyorsunuz. Hem Said için hem Sabahattin Ali için birkaç yazım daha var. Onları umarım işte kitap şey açılır da. Gelir de memlekete. Kağıt gelir de memlekete. Akdeniz olur yazarım diye şey yapalım. Ve mesela orada şey dediğimi fark ettim. Tekrar bakarken bu söyleşi için. Öykücülüğü hakkında kısaca yazmışım ama çok durmamışım üstünde. Tekrar tabii bütün kitaplarını okudum. Hı-hı. Yani öykülerini okudum. 60 tane öyküsü var 5 kitaptan. 5 kitabı var. Değirmen'de başlayan Sırça Köşk'le biten 60 öykü var. Ve yazdığı yıllar çok yakın. 35, 36, 37 böyle. Arka arkaya o yıllarda onları yazmış. Yani böyle şey zaman işte. 30-35 yaş arası. Zaten kaç sene yaşadı biliyorsun. 41 sene yaşadı. Evet. Maalesef yani diyeceğim son dönemleri. Ve çok da onun üzerine okudum başka yazarlar. Şey diyorlar mesela bir yerde okumuştum. Çok seslilikten bahsediyorlar Sabahattin Ali için. Daha çok romanlar için bahsediyorlar. Yani Kuyucaklı Yusuf için söz ediliyor ama ben mesela bu çok sesli o çok seslilik meselesini onun öyküleri için düşünüyorum daha çok. Hı hı. Çok sesli ve çok renkli olarak düşünüyorum.
Şimdi tabii bizde bir klasik tanımlama oldu. Yani Sait Faik eleştirel gerçekçi, Sabahattin toplumcu gerçekçi diye kesilmeden kolayından bir şeyimiz var biliyorsun. Bu, yani ben 65 yaşındayım herhalde 10 yaşında duymuştum. 55 sene sonra da bu devam ediyor. Bizden sonra da muhtemelen devam edecek ama bunların sınırları çok belirsiz. Yani sadece hani siyasi görüşlerinin belirgin olması açısından yapılıyor bu bence. Hani Sait Faik kendi siyasi görüşü evet solda ama belirgin olan biri değil. Evet. Sabahattin Ali soldu ama sosyalist oldu. Bir de toplumcu gerçek şeyini koyuyorsun. Bunda bir deis yok. Koyabilirsin. Ya kötü bir şeyden bahsetmiyorum ama öyle kalıplandığın zaman sen toplumcu gerçekçi, hani Sovyetler dönemindeki işte Cidanoğlu'cu, Stalin dönemindeki böyle belirli kalıplara uydurulmak zorunda olan bir edebi gerçekçilik anlayışıymış gibi bizde de yorumlanıyor. Mamafi bizde de hem köy edebiyatında hem daha sonraki sosyalist yazarların yapıtlarında da buna uygun yapıtlarda çıkmadı değil. Yani bu dediği hani eleştirilen biçimde yapılar çıkmadı değil. Ama mesela şeyi de unutmuyorum ben bu konuda. Hani yani sosyalizmin kurucuları, uygulayıcılarından mesela Lenin'in çok önemli bir sözü vardır. Maxim Gorki biliyorsun Sovyetler Birliği'nin işte o dönemin sosyalist edebiyatının en büyük ismi ve Lenin de çok yakını. Lenin de çok beğenerek okuduğu bir yazar. Yani bizim de sevdiğimiz bir yazar tabii. Bir kitap yazıyor ve ilk önce Lenin okumasını istiyor. Lenin'e getiriyor işte yoldaş kitabı falan. Lenin okuyor kitabı diyor ki ya diyor şey yapsana yani bunları zaten diyor işçi sınıfının yaşadığı şeyler. Senin benim yaşayamamız onlar bizden daha çok yaşıyor daha çok biliyor. Bunun içinde ver zaten günde kaç saat. Sen onları zenginleşen ufuklarını açan ütopik şeyler yaz diyor Maxim Gorki'ye. Yani işçi sınıfı zenginleşsin. Onların hayatını onlara anlatma diyor. Bu çok önemli mesela benim için açılmış olarak. Sabahattin Ali de benim gördüğüm odur. Sabahattin Ali mesela evet işçi hikayeleri de vardır, köylü hikayeleri de vardır ama bununla sınırlı kalmaz. Tam tersine bizim bir kasada gerçekçi, daha dedim ki yani hem ne gerçekçisi baktım. Var varlıkta da bir yazım var. Gereğin realizmleri diye bir, geçen ay Viyana'ya gitmiştim. Orada Viyanalı iki yazar, iki şairle birlikte gerçekçilik üstüne konuşmalar yaptık. Yalçın Armağan, ben işte iki de Viyanalı. Ben Sabahattin Ali üzerine orada konuştum onun gerçekçiliği üstüne. Orada dedim ki hani toplumcu gerçekçi olur, eleştirel gerçekçi, romantik gerçekçi, Anadolu memleket gerçekçisi, kaba gerçekçi, kirli gerçekçi, o kadar çok gerçekçilik biçimleri var ki. Hayır, bunlar var yani mevcut. Var tabii doğru. Hani, doğru. Tabii ya aklımıza gelmiyor. Hatta büyülü gerçekçi, doğru. Romantik. Ben dedim ki yani aydınlanmacı gerçekçi, evet o da bizim hani Cumhuriyet için söylenebilecek, o dönem için söylenebilecek şeylerden bir tanesi. Ama belki de dedim ona en özel olarak söylenecek şey kasaba gerçekçiliği. Çünkü yani bizi aslında belirleyen şey Türkiye'nin ruhu dediğimiz, şu zeitgeist dediğimiz şey, böyle ortaya çıkan şey, zamanın ruhu, Türkiye'nin dediğimiz şey aslında. Ben şuna inanıyorum, kasaba ruhu. Bizde mevcut ruh kasaba ruhu. Evet, şimdi köylülük kalmadı. Yani hani köyler 1950'den sonra, işte İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, Demokrat Parti döneminden sonra ne oldu? Yavaş yavaş kasabalara, sonra kentlerin kıyılarına taşındı. Büyük şehirlere taşındı. Köy kalmadı. Ama ne oldu? Kentler de kasaba ilisi haline geldiler. Evet. Yani aslında bize kent yok. Doğru. Hani bir bildiğimiz anlamda, batılı anlamda kent sosyolojisi ama bir kentten söz etmek çok zor. Sabahattin abi bunları bence 1920'lerin sonunda 30'larda görmüş ve kasaba ruhunu bize en iyi şekilde anlatan yazar. Ya ben o Türkiye'yi gezdim, şu anlamda söylüyorum tabii işte yani doğuya gitmedim belki hani onunla gittim ama onunla gitmedim. Ama evet. Türkiye'nin kasabasından, köyünden, oradaki eşraftan, oradaki jandarmadan, muallimden, köy ağasından, oradaki işte kumpanyalar, trup, oyuncu kadınlar, evet, şarkıcı kadınlar, bütün onlar, yoksul çocuklar, hepsini ona tek tek bir antoloji gibi okudum. Doğru. Ve tekrar okuduğum zaman gerçekten de düşündüm, hakikaten çok renkli, çok sesli bir şey bırakmış bize. Öyküler bırakmış. Ve yani hani şey deniyor mesela, bu çok sık söylenen bir şey son zamanlarda, önceki sene. Bu Nilüfer Belediyesi'nin sempozyumları var biliyorsun. Evet, çok güzel. Evet. Bu sene Sait Faik yapılacak. Yalçın Armağan yönetiyor. Fakir Baykurt üzerine iki sene önce bir sempozyum yapılmıştı. Şeyle katılmıştık Zoom'dan o zaman. Ben de bir bildiri sunmuştum. Şey konuşuluyor mesela, köy devleti artık bitmiştir çünkü köy kalmamıştır
diye. Ya şimdi bazı şeyler edebiyata bitiyor. Hani böyle bir hani artık oradan bir şey yazılmıyor ama edebiyat öyle bir şey değil ki. Edebiyatta karakterler kalıyor, durumlar kalıyor, olaylar kalıyor. Yani onun duygusu kalıyor. Yoksa o zaman bütün edebiyatı alsan Madame Bovary de yok. Doğru. Efendim Germinal de yok. Öyle olur mu? Öyle bakarsanız öyle tabii. Köy edebiyatı evet köy kalmadı ama işte Irazcan'a diye bir şey var mesela. Hı-hı. Bir direniş simgesi Fakir Baykurt'tan diyelim ki. Evet. Sabahattin Ali'den de bize mesela Türkiye'nin ruhu kalmıştır. Hı-hı. Ben öykülerini de işte bu kitapta bir onu düzeltmek istiyorum. Öykülerinden çok onu romancı olarak. Said Faik'i de hani romanlarına kusur bulunur ya Said Faik'i evet. Çok söylenmiştir. Evet. Hani uzatılmış hikayeler falan gibi denir. Ben dedim ki hani Said Faik öykücüdür, Sabahattin de romancıdır gibi kabaca geri alıyorum. Her ikisidir. Evet. Mümkün değil değil mi? Yani Evet, şey yaptım çünkü bazı şeyleri de öyküleri de uzun öyküler var mesela. Onlar da hani novella dediğimiz durumda yani her an bir roman olabilecek şeyde efsafta vasıfta öyküler. Gerçekten. Soruna değinmiş tabii biliyorsun. Yani şimdinin meselesi olan şimdi bir taraftan da şöyle düşünüyorum değil mi? Yani aslında hani majör edebiyat diye tabii üst başlıkta baktığın zaman ne diyorlar? Toplumcu gerçekçi, sosyalist. Sabahattin Ali'de de Said Faik'te farklı olan şey bence bu. İkisinin minor edebiyat da var. Hmm. Minor olan da var. Bizim 1980'lerden sonra konuştuğumuz meselelerin bazılarını ben 1930'lardan başlayarak Sabahattin Ali'nin öykülerinde bir 50'lerde Said Faik 40'larda ile Said Faik'in öykülerinde olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda minor edebiyatında yani temsilciler olduğunu düşünüyorum. Evet, evet. Çünkü aslında o dönem bir toplumun yenilenmesi, oluşmasını gösterirken bugün yavaş yavaş hangi noktaya geldiğimizin de ipuçlarını veriyor aslında bütün anlattıklarıyla sanki değil mi? Yani o bürokrasi var, işte dediğim gibi kaymakamı, jandarması, o yapı orada bir takım sahtekarlıklar, yüzeysel ilişkiler, adaletsizlikler falan her şey orada nüvesiyle var aslında onun öykülerinde de romanlarında da baktığınızda. Tabii. Mesela şimdi ne zamandır bir çevrecilik vardır? Yani sıkı biçimde yani şimdi 1980-12 Eylül darbesinden sonra tabii o yani bu bizim için yenilgiden sonra diyeyim hani hala süren bir şey 42 yıldır umarım artık sona erer. Ondan sonra hani büyük harfli tarih yazımı dediğim hani biz geleceğiz, yerini yapacağız, yerini değiştireceğiz duygusu bitmedi ama yerini daha minör şeylere bıraktı. Hı hı. Yani hani abartılan bir kimlik politikası dahil buna abartılan o da var. İşte feminizm de var, işte eşcinsel hareket de var, işte LGBT hareketi var, evet. Çevrecilik var. Bütün bunlar da aslında dahildir artık. Evet. Tabii eskiden solun yani o kadar görmediği, o kadar dikkat etmediği ama aslında onun bir büyük dünya hayalinin parçası olan şeyler tabii bütün dünyada. Hayvanlar üzerine olan çalışmalar, bütün bunlar var. Bütün bunlar 80'den sonraki olan gelişmeler. Bu çevre meselesi Sabahattin Ali'de mesela o yıllardan başlayarak var. Hmm. Evet, çevreye gidip. İlk öyküsü bir orman hikayesi. Müthiş bir öyküdür. Nazım Pet'in çok beğendiği bir bastı öykü. Hmm. Evet, bir büyük şirket gelir. Köylülerin artık her şeyi, canı, ruhu, çocukluğu, gençliği, artık yoldaş olan ormanları vardır. Ve büyük şirket orayı maden için ya da başka bir şey için açar. En son koruya gelip dayanırlar. Ve köylüler koru istadı üzerinde onu korumak için artık direnişe geçerler. Jandarma tabii bertaraf eder, koru delilerinden gider. Ama bunu anlatır bize büyük bir duyarlılıkla. Evet, hiçbir şeyin değişmediğini de görüyoruz böylece. Hani bilmiyorum, işte ilk hikaye budur. Evet, orada tabii şey de vardır, yani tamam burada sınıfsal bir şey yoktur. Ama yani diğer öykülerin pek çoğunda vardır. Fakat burada da toplumsal bir şey vardır, bir karşı koyuş vardır. Bu da tabii biraz tabii Alman tedrisi, yani Germanistik olduğu için o da Almanca çevirileri oradan yaptığı için ilk etkilendiği yazarlar, şairler tabii doğal olarak Alman coşumcuları, romantikleri. Hı-hı. Yani onlara baktığım zaman işte kimlerden etkileniyor, işte Goethe'den etkileniyor, Schiller'den etkileniyor, Hamsun'dan etkileniyor, başka Hoffmann'dan etkileniyor gibi böyle Alman coşumcularından çok etkileniyor. İlk hikayeler, bu değinmen değeri olan hikayeler biraz o
yaşımcılığın etkisiyle de kaleme alınmış öyküler. Hı hı. Aynı zamanda da tabii o zamanlar şeyler çıkmaya başladı mı hatırlamıyorum tam olarak ama mutlaka bir yerden okumuştur. Bizim çevirenler biliyorsun hani Fransızcadan Jean-Jacques Rousseau'lar, Voltaire'ler, Montaigne'ler çevriliyor. Jean-Jacques Rousseau'nun da hani doğal hayata ilişkin, başlı insana ilişkin yaklaşımları, toplum sözleşmesi bütün bunlar. Onlardan da etkilenmiş olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Büyük bir romantizmin tabii doğal sevgisi, işte doğayı öne çıkaran anlayışın özgürlüğü. Büyük bir doğallık çıkartmak var. Evet, Sabahattin Ali'de. Şimdi not alırken şey yapmıştım, seni hiç konuşturmadım bu arada. Ne güzel dinliyorum. Ben hocalıktan gelen bazen diyorum bir saat çocuklara bir şey var mı soracak hocam? Ya çok güzel, süper. Ben arada soracaklarımı sorarım. Buyurunuz. Şeyde bu tabii ağaç meselesi. O kadar çok ağaç var ki öykülerinde, romanlarında. Hmm. Yani hani vaktim olsa otursam Sabahattin Ali'de ağaç antolojisi diye yazacağım yani. Yazılır, doğru. Yazılır, evet. Bir böyle şey, belki de yazarım bir yazı. Ne güzel olur. Ne güzel olur. O kadar çok ağaç var ki. Müthiş bir ağaç sevgisi. Hiç duymadığım, bilmediğim ağaç isimleri var ve onları bir insanı tanımlar gibi tanımlıyor. Bu müthiş bir şey. Kişileştiriyor. Evet, evet. Yani bir çocukluk arkadaşı, gençlik arkadaşı bir sevgiliden kalan bir armağan gibi kişileştiriyor. Yani ağaçlar da aslında Sabahattin Ali'nin karakterleri aslında sayılabilir. Sabahattin Ali'nin en üretken olduğu alan öykücülük olsa da Türkiye'nin en çok satan yazarlarından biri olmasını sağlayan romanları oldu. Tabii bu yüksek satış rakamları son 10-15 yılın hikayesi. Ondan önce yazarın eserlerinin basılı halini bulmanın çok zor olduğu bir dönem bile var ülkemizde. Kuyucaklı Yusuf'un ilk romanı olduğunu söylemiştik. Ardından 1939 yılının Nisan-Mayıs-Haziran aylarında Ulus Gazetesi'nde İçimizdeki Şeytan tefrika edilir. 1940 yılında da kitap olarak basılacaktır bu roman. Kürk Mantolu Madonna da 1940 yılında tefrika edilmeye başlanacak, 1943'te de kitap haline gelecektir. Evet. Son romanıdır Kürk Mantolu Madonna. Sabahattin Ali gibi üretken bir yazarın kalleşçe öldürülmese daha kaç roman yazabileceğini düşünebiliyor musunuz? O birçok insanı derinden etkileyen cümlelerden kaç tane daha kurabileceğini, kaç aşkı daha anlatacağını, Raif Efendi gibi, Maria Puder gibi kaç karaktere daha can verebileceğini düşünebiliyor musunuz? Bu kadının resmini gördüğüm andan beri geçen birkaç gün içinde ömrümün bütün senelerinden daha çok yaşadığımı hissediyordum. Her günüm, her saatim, uyuduğum zamanlar bile dop doluydu. Bana sadece yorgunluk veren uzuvlarımın değil, ruhumun da yaşamaya başladığını, içimde haberim olmadan bekleşen üstü örtülü derin tarafların da birdenbire meydana çıkarak bana fevkalade cazip, kıymetli manzaralar arz ettiklerini görüyordum. Maria Puder bana bir ruhun bulunduğunu öğretmişti. Ve ben de onun şimdiye kadar rastladığım insanlar arasında ilk defa olarak bir ruhu bulunduğunu tespit ediyordum. Muhakkak ki bütün insanların birer ruhu vardı. Ama birçoğu bunun farkında değildi. Ve gene farkında olmadan geldikleri yere gideceklerdi. Bir ruh ancak bir benzerini bulduğu zaman ve bize, bizim aklımıza, hesaplarımıza danışmaya lüzum bile görmeden meydana çıkıyordu. Biz ancak o zaman sahiden yaşamaya, ruhumuzla yaşamaya başlıyorduk. O zaman bütün tereddütler, hicaplar bir tarafa bırakılıyor, ruhlar birbirleriyle kucaklaşmak için her şeyi çiğneyerek birbirine koşuyordu. Bütün çekingenliklerim yok olmuştu. Bu kadının karşısında her şeyimi ortaya dökmek, bütün iyi ve fena, kuvvetli ve zayıf taraflarımla en küçük bir noktayı bile saklamadan çırçıplak ruhumu onun önüne sermek için sabırsızlanıyordum. Ona söyleyecek ne kadar çok şeylerim vardı. Bunların bütün ömrümce konuşsam bitmeyeceğini sanıyordum. Çünkü bütün ömrümce susmuş, zihnimden geçen her şey için adam sende, söyleyip de ne olacak sanki demiştim. Eskiden her insan hakkında hiçbir esasa dayanmadan sırf mukavemet edilmez bir hissin, bir peşin hükmün tesiriyle nasıl bu beni anlamaz demişsem, bu sefer bu kadın için gene hiçbir esasa dayanmadan fakat o yanılmaz ilk hisse tabi olarak işte bu beni anlar diyordum. Gelin.
gelelim biraz da romanlara artık. Hoş, tabii Sabahattin Ali'yi öyküleriyle, her şeyiyle bir arada konuşuyoruz ama... Bugünün Türkiye'sinde aslında daha çok romanları ön planda, kabul edelim ki. Ve belli bir dönem, biraz önce siz de söylediniz, her ne kadar piyasada bulunmasa da kitapları, son yıllarda herhalde son 10 yıl biliriz. Özellikle acayip popüler oldu. Bunda tabii Yapı Kredi Yayınları'nın da çok büyük etkisi olduğunu düşünüyorum. Seven Gül'ün çalışmalarının falan, yani çalışıldı. Üzerinde gerçekten çalışıldı. Bu romanlarının ön plana çıkmasının 3 tane olmasına rağmen sadece, sizce sebebi ne? Bu soruyu soracağını biliyordum. Biraz çalıştım dedim fakat yanıt bulamadım. Güzel. Şuradan ötürü söylüyorum. Ben de yarı zamanlı üniversitede ders veriyorum. Şiir, edebiyat, yazarlık dersi. Liselere gidiyorum söyleşi falan. Şeyden. Bütün çocukların elinde, yani her kesimden, hani layık kesimden, İslami kesimden ne olursa olsun. Özellikle kızların elinde Türk mantolu Madonna var. Evet. 3 tane romanı yok. 1 tane romanı var. Ya öbürleri de fena ilgi görmüyor ama. Ama bir şey söyleyeceğim. Siz diyorum ne okuyorsun? Hocam Türk mantolu Madonna. Peki diyorum başka kitabı yok. Bilmiyoruz hocam. Bir tek onu okumuş. Ya evet. Diyorum ki bak kitabın kapağı, açıyorsun kitabın kapağı, orada yaşam öyküsü var. Orada işte bak yapıtları da yazıyor diyorum. Aa hocam bakmadık diyor. Bak biraz diyorum. Evet. Orada bak öyküleri, hadi öykülerini geçtim. İçimizdeki şeytan var. Kuşuya kıyacak Yusuf var. Evet. Onlara da bak. Hatta dedim onlar kitabı. Türk mantolu Madonna bence şey gibi dedim. Sulamayanlar gibi oldu. Hmm. Bir farkı var bu okunuyor. Tabii. Yani Türk mantolu Madonna herhalde onun en roman, yani hepsinde tabii ki var kadın erkek ilişkisi ve aşk ama Türk mantolu Madonna herhalde daha aşk ağırlıklı olarak romans, yani evet, sanki romans, evet. Değil mi? Hem yani, de onu cazip kılan diye düşünüyorum. Tabii şeyi düşünmek lazım, tabii Türk mantolu Madonna tam bir romans aslında ve olayın geçtiği yerler de çok cazip. Hı. Şimdi şeye bakarsak mesela Sabahattin Ali'ye bakarsak önce ilk öyküleri köyde var. Köyde geçiyor köy öyküleri. Evet. Sonra ağırlıklı olarak kasaba. Evet. Kent öyküleri çok azdır. Hı-hı. Yani öyküler köy. Romanlarına baktığımız zaman da ilk roman tabii 37'de çıkan Kuyucaklı Yusuf adı üstünde. O da kasaba. Yok, önce köy. Önce köy, sonra kasaba. Tabii. Önce köy. Sonra kasaba. İçimizdeki şeytan, büyük şehir İstanbul. Ama bir tarafı Balıkesir, işte Macide Balıkesir'den, evet, gelmiştir. Evet. Ömer de aslında Balıkesir'di. Kendisi Edirne'de ya, orada yaşıyor ya şeyde, evet, hani, evet, sonra orada geliyor kendi yöresi. Şeye baktığımız zaman Türk mantolu Madonna metropoldür artık, Berlin. Tabii. Hı-hı. Ve yani bizim başkentimiz Ankara. Tuhaf bir içinde böyle üç birbirinden farklı, hani beş benzemez gibi üç tane roman yazmış. Üçü de gerçekten çok sıkı romanlar. Evet, gerçekten öyle. Bana sorarsan en çok hangisini seviyorsun diye. Tahmin ediyorum. Soruyorum. Tahmin ediyorum. Kuyucak diyorsun. Niye düşündün? Evet. Öyle mi? Doğru mu? Kuyucak diyorsun. Evet, çok seviyorum. Doğru tahmin ettim. Çok sıkı bir roman. Ben çok sıkıyorum. Çok sıkı. Hepsi öyle. Şundan söylüyorum. Berna Mora'nın biliyorsun değerli hoca, yani onun şimdi nur içinde yatsın. Onun Türk romanı üstüne hani eleştirel yaklaşımlar. İki cilt sanıyorum. Bütün bu şeylerin kaynağımız o. Şimdi de pek çok roman okudum. Yani okuduk hani bütün Cumhuriyet dönemine dair işte edebiyatı, sosyalist edebiyatı, işte yalnızlık edebiyatı. Neyse bütün bu işte postmodern romanlar filan şunlar, hala okuyoruz onları. Şimdi görücü romanlar dediğimiz hani Cumhuriyet'i savunan daha sol içerikli romanlarda genel olarak görücü imam, İdeolojik öğretmen, işte fırsatçı A üçlemesi vardır. Bu evet, evet, sadece ayar üstüne kuruludur. Orada sınıfsal bir bakıştan çok daha çok kültürel bir bakış vardır. Hani eskiden Osmanlı, şimdi Cumhuriyet, yani Cumhuriyet'in kültürel bakışı vardır. Sabahattin Ali'de sınıfsal bir bakış var. Hı hı. Orada Doğu Batı meselesinden bakmıyor. Tamamen işte sınıf meselesinden bakıyor. Yoksulluk, ezen, kesilen, bürokratlar, mütevellide A, köylü ama onu cahil falan diye bakmıyor. Öbür romanlarda işte cahil diye bakıyor köy diye. Onlar da sol yazarların yazdığı. Sabahattin Park'a Kuyucaklı Yusuf da öyle. Evet. Şimdi oradaki ezilmiş cahil diye bakmıyor. Aksine Kuyucaklı Yusuf gerçekten de yani bir roman kahramanı olarak çok önemli bir kahraman.
Evet. Yani, hatta bir anlamda örnek bir kahraman diyebiliriz. Evet. Ya şimdi hazır yeri gelmişken Kuyucaklı Yusuf'tan yola çıkarak aslında romanlardaki erkek karakterler klasik Türk erkeği tiplemesine de uymayan karakterler bir yandan da. Yani Yusuf da öyle, Rabbi Bey de öyle, öyle hepsi yani böyle güçlü vurdu mu oturtan falan karakterler değil. Bu da çok ilginç bir seçim değil mi? Evet yani ama bu seçim de bence okunurluğunu bugün hala okunurluğunu da yani bugünkü duyguya özellikle kadın okurlara yakın gelmesinin sebeplerinden biri de olabilir belki, ne dersiniz? Çok evet, çok şaşırtıcı bir şey bu, evet. Yani hani genel olarak insanlar alışıldığı şeyi görmek ister ya. Hı-hı. Bir de yazarlar belli dönemde belli şeyler okuyor okuyor belli tipleri görürüz. Hı-hı. Yani ben mesela 12 Mart romanları 12 Mart şarkı söyleyeyim. Oradaki erkek tipi işte Ali büyük, devrimci, esmer, Alevi, Kürt falan. Böyledir genellikle bizim şeyler. Hani az çok onu hissettirir devrimci karakteri. Oradan şey yaparsın. İyi romanlarda da vardır. Bu o kadar iyi olmayan romanlarında tip bellidir. Hı-hı. Fakat Sabahattin Ali'de mesela şaşırtıcı olan ona fazladan bir erkeklik demez. Evet, evet. Aşırı bir erkeklik şeyi zerk etmez ona. Pompalamaz yani. Tam tersine hatta zaman zaman böyle bir kadın gibi davranır o. Çok ilginçtir. Hatta geçer romanlarda unuttum hangisini olur ama belki de şeyde içimizdeki şeytan da olabilir. Ömer için belki Macide düşünüyor olabilir. Sanki öyle bir yer vardı. Bir kadınsı bir şey de hissettirir. Evet, evet. Roman kahramanlarının şaşırtıcılığı Kuyucaklı Yusuf'tan başlıyor bence. Kesinlikle. Evet. Yusuf mesela pek çok şeyi görür, farkına varır ama aynı zamanda hayatın da farkındadır. Arka planda da başka şeyler olmaktadır. Bunların da farkına varır. Ama ne bileyim gidip hani klasik romanlarda olduğu gibi işte karısını kurtarıp bilmem ortamı dağıtıp Mutlu sana ulaşmaz. Tam tersine. Evet, İkisi birlikte biliyorsun can verirler. Evet, Kuyucaklı Yusuf bir anlamda yani bütün o hem kasaba hayatını, oradaki sıkıntıyı, oradaki kötü eğlence anlayışını ve oradaki entrikayı aslında bizim hani Türkiye'nin ruhu benim dediğim şey, kasaba ruhu dediğim şey, bizim hep Bizans'a yüklediğimiz entrika meselesi bizdeki kasaba entrikasıdır. Tabii doğru, tam o. Kasaba politikacısı deriz, kasaba anlayışı deriz, kasaba entrikası. Bütün bu entrikaları gerçekten de mesela ben şeyi seyretmiştim, bilmiyorum izledim mi? Bu TRT'nin eskiden gerçekten de Türkiye'nin sesi olduğu zamanlar vardı. Yani şimdiki gibi değil. Evet tabii yani o zamanlar. Metin Erksan ve başka 5 yönetmen sanıyorum. Bu şeylerden Reşat Nuri Güntekin, Sait Faik, Sabahattin Ali'den Hanende Melek. Aa evet, evet. Evet. İzlemiş miydin? Ya hatırlayamıyorum, izlemedim galiba ama çekildi. Yani eğer şeyde bunun arşivlerini açtılar, orada şey var, siyah beyaz. Müthiş de bir oyuncu, unuttum adamın adını, çok severdim. O oynuyor. Yani Metin Erksan çekmiş tabii, aynı zamanda onu da söylemek lazım. Yani onun da şey, siyah beyaz filmler. Birkaç kere seyrettim ve yani tek bir öyküde bile bütün bir kasaba zihniyetini görüyorsun. Evet. Bu yüzden çok önemli. İçimizdeki şeytana gelince, içimizdeki şeytan onun en çok eleştirilen romanı belki biliyorsun. Hı hı. Özellikle soldan yani bizim taraftan çok eleştirildi vaktiyle. Çünkü orada biraz Sabahattin Ali'ye işte yani korumuyor ama sanki karşı tarafı da koruyormuş gibi yaklaştılar. Oysa öyle bir şey yok. Bunlar biraz önce konuştuğumuz gibi Nihal Atsız'ın da içinde olduğu ve başka şeylerin de Türkçü Turancı çevrelerin, işte Tıpkın şiirlerinde de onlara da şiir adadığı gibi arkadaşlar olan, yakın arkadaşlar biliyorsun. Evet evet, önce çok iyi arkadaşlar hatta değil mi? Sonradan. Çok iyi, anlatacağım onu tabii, çok iyi arkadaşlar. Ve yani Nihal Atsız Sabahattin Ali'yi çok destekliyor aynı zamanda yazması için. Hı-hı. Ona çünkü yazarlık çeteri, yazarlık kumaşı falan olduğunu çok iyi biliyor, görüyor kendisi de. Ve tabii yani küçük farkları var ama çok önemsenecek nüans farklar değil bunlar o zaman. Ama sonra tabii Nazım Hikmet'le görüşmeye başladıktan sonra her kopuyor diyelim. Ondan sonra da bir sürü numaralar oluyor. Evet. Orada orada da mesela orada öne çıkan şey Sabahattin Ali oradaki şeyi anlatmak istemiyor. O Türkçü Turancı çevreyi anlatmak istemiyor. Yine aşk öyküsünden dikkat edersen 3 kitapta da temel olarak aşk var. Evet. Evet. Tabii yani Kuyucaklı Yusuf da öyle aşktan başlıyor.
Burada da içimizdeki şeytan da öyle ama aynı zamanda tabii fon olarak da işte Kazalası var, İstanbul var, o çevre var. Sonra da işte Berlin ve Ankara meselesi var. Orada da mesela onları gayet bence tarafsız bir biçimde diyeceğim. Yani o çevreyi de kendi içeri sarasın içine veriyor. Ve bizde Peyami Safa'ya atfedilir biliyorsun, psikolojik roman. Evet. Hani evet, o da var. Haksızlık etmemek lazım. Ama Sabahattin Ali'yi okuduğumuz zaman romanlarını değil sadece öyküleri de, yani sosyolojik derinlik kadar psikolojik derinlik de müthiş. Evet. Ben tekrar sağ olasın bakarken yineden hepsini okudum. Tek tek çizdim ya, inanılmaz. O iç sesler, konuşmalar, düşünceler. Evet. Belki de romanların yarısı Ömer mesela. Özellikle de tabii kendisi erkek olduğu için hani çok erkek dünyası biliyor doğal olarak o zamanlarda bir de. Ve o Ömer'in konuşmaları, başka konuşmalar muhtemelen kendi zihninden geçen şeyleri de onlara tabii anlatıyor. Aynı zamanda düşündürtüyor. Daha doğrusu bize soruyor gibi yapıyor ve romanlarına koyuyor. Tıp Kemal Tahir'in düşüncelerini yedirdiği gibi. Ama bütün bunları Sabahattin Ali uzun uzun Ömer'in mesela çıkışlarını, inişlerini, gidişlerini, yemişlerini, zaafları, yanlışlarını, eksiklerini, fazlalıklarını hepsini uzun uzun anlatıyor. Zaten Ömer'den söz ettiğimiz için içimizdeki şeytan adı bile aslında Ömer'in o teorisi ve psikolojik yapısını anlatmak için de seçilmiş bir şey olduğuna göre gerçekten psikolojinin de ne kadar merkezli olduğunu o romandan bize daha başından, yani isminden daha anlıyoruz. Yani içimizdeki şeytanı başka yerlere de gönderebiliriz ama Ömer'in kendisiyle, kişiliğiyle ilgili sorununu da ortaya koyuyor bir yandan. Evet, sen bizim edebiyatımız o zamanlara böyle bir karakter hatırlıyor musun? Ya evet. Evet, evet. Çok ilginç bir karakter Ömer. Yani o zamanlarda olmaması gereken bir karakter. Gerçekten öyle. Hani 1960'larda, 70'lerde Oğuz Atay'ların döneminde olabilirmiş. Evet, evet, evet. Ama yani 30'larda böyle bir karakter nereden çıkıyor? Gerçekten. Yani şöyle düşünüyorsun. Ya bu solcudur ya da Turancı'dır dersin mesela kabaca. Hı hı. Hani o zaman solcusu onun gereği, Turancı'nın gereği. Hiç değil öyle. Tam tersine gidişler, gelişler, arayışlar, bulamayışlar. Sonra sevgilisini kaybedişler. Müthiş bir şey yani bence. Gerçekten. Yani o yüzden de çok önemli bir hani kabaca psikolojik derinliği olduğunu söyledim. Bu aynı zamanda bir de şey var. İçimizdeki Şeytanlar diye bir atılım kitabı var. Evet. Nazire. Ona karşı yani ondan da evet nazire olarak onu da tabii şey yapmış ama bu farklı bir şey tabii. Evet, Kürk Mantolu Madonna tabii evet yani ismi de çok güzel. Hakikaten böyle bir hani unutulmayacak bir isim gibi o resimden yola çıkarak yaptığı. Aynı şey mesela Ömer'in yaşadıklarını orada da kim yaşıyor? Maria Puder yaşıyor. Evet. Çok ilginç. Yani bazı karakterler birbirini bazı romanlarda değişik isimlerle devam ettiriyorlar Sabahattin Ali'nin romanlarında. Ben mesela işte içimizdeki şeytanın Ömer'in düşüncelerinin bir kısmını gördüm. Hmm. Yani nereden diyeceksin? Hani en çok tabii insanlar hep mümkün değil. Aşk üzerinde duruyoruz. Yani insan dünyaya niye gelir? Aşk için gelir. Yani onun için geldik. Tabii yani niye, dünyaya niye geleceğiz ki başka? Şimdi orada da mesela ne kadar tartıyor kendisini Ömer. Hani pişman oluyor, arkadaşla içki içmeye gidiyor. Sonra karısını yalnız bırakıyor. İşte parası yok. Bilmem de öyle eğlencelere gidiyorlar. Orada işte bazı herifler şunlar bunlar böyle tatsız şeyler oluyor filan filan bir sürü şeyler. Ve orada da mesela hep düşünüyor. Hani şeyle Macide ile ilgili Ömer kendi aralarındaki şeylerini. Mesela ona daha yakın olmak ya da onun sevgisine daha çok layık olmak gibi pek çok meseleyi düşünüyor. Şeye baktığımız zaman da ama bence onun düşüncelerini bıraktığı yerden Maria Puder devam ettiriyor bence. Çok açık bir şekilde, çok da cesur bir şekilde. Evet ben seninle arkadaşım ama seni sevmiyorum. Hmm. Nasıl seveceğini bilmiyorum ne sevecek. Ya çok cesur tartışmalar ve düşünceler o zaman zihniyeti için. Evet ve bir kadın olarak da aslında Maria acayip güçlü, dimdik duran ve aslında alıştığımız, yani o dönem için bakıyorum, hiç de alışılmış bir kadın kahraman değil, öyle değil mi? Değil, tabii değil. Tabii değil. Çünkü Atilla Birkin'in çok güzel bir kitabı vardı. Evet. Sabahattin Ali üstüne yıllar önce yazmıştı bir sözcük. Sabahattin Ali'yi sevme sözü. O çok çalışmıştı. Ona baktı tabii onu da okumuştum. O da Sabahattin Ali'nin kadınlarını dört şeye ayırıyor. İşte köylü kadınlar var. Tabii çok önemli bir şey olarak ondan da söz edelim. Tiyatro ve şarkıcı kadınlar var tabii. O çok önemli bir şey. Figür on. Sonra Macide gibi, Muazzez gibi hani sevgili olan kadınlar var romanlarda.
Bir de işte kıyıda kalan işte Muazzez'in annesi şu köpe gibi falan daha böyle kadınlar var. Daha anne, kayınvalide falan gibi. Şahin'de. Şüküfe. Şahin'de. Şüküfe başka Şahin'de. Evet, biraz evet, isimler yakın. Evet, evet. Mesela kıyıdaki kadınların öyküleri bence de ilk defa neredeyse orada dile geliyor. Düşünsene şeyin Hanende Melek, Yeni Dünya, evet. Ondan sonra Gramofon Avrat. İsimler de çok ilginç. Bütün bunlar. Bu tabii Konya'daki işte dağlardaki Meram Dağları'ndaki meşhur oturak alemlerindeki kadınlar. Oturak alemleri de şimdiki gençler tabii bilmez nereden bilsin. İşte oturmak yani oturmaktan gelen içkili kadınların oynadığı dans ettiği tabii sadece erkeklerin yer aldığı alemler. Evet. Yani bir anda işret alemleri, içki içilen falan alemler. E tabii orada da çok hapishanesinde yatıyor. Nazik yatıyor ya. Memleketimi seviyorum hapishanelerinde yattım diye. Çok güzel bir şey. Ben şimdi diyorum ben anlatıyorum. Ben Nazım Hikmet niye büyük bir yurtsever? Niye? Adam diyor ki memleketimi seviyorum. Hapishanelerinde yattım. Evet. Hapishanede yatıp memleket seven bir adam tabii büyük bir yurtseverdi yani. Değil mi? Düşünsenize. Değil misin? Evet kim der bunu? Evet. Evet. Şey de Konya hapishanede yattığı için o bölgeyi çok iyi biliyor. Ve oradaki tabii o yıllarda da bunlar çok yaygın şeyler. Tutan eşraf eğlencesi kaymakamından, jandarmasından, zenginlerine kadar ileri şeyler. Ve oradaki kadınları nasıl bir gözle anlatıyor? Muhtemelen bir ikisine de katılmıştır. Herhalde. Yani evet en azından bir gözlem şey olarak katılmıştır. Çok canlı hikayeler. Yani böyle hepsi birer film olacak. Hatta ben düşündüm dizi olacak hikayeler falan var orada. Kürt mantolu Madonna'nın popülaritesinden kaçıyoruz gibi geliyor bana. Bence gene biraz... Ben kaçmıyorum. yok. Mesela bu şeydeki Raif Efendi... Çok önemli birisi. Ben onu tabii benim bir arkadaşıma benzetirim. Bir gençlik arkadaşım. Tabii şimdi adını söylemeyeceğim. Evet. Yani ben Ankara'da okudum ODTÜ'de. Arkadaşım da başka bir okulda okuyordu. Sonra o dönem 1978-76-75 yılları falan üniversite yıllarımız. Bir kıza aşık oldu üniversiteli bir başka arkadaşa. Sonra olmadı bunların şeyi. Bu arkadaşım da kendini çekti geriye. Eskişehirli, ben de Eskişehirliyim. Sonra memlekete yerleşti. O kadar mı söyleyeyim? Uzun yıllar böyle şeyde kaldı. Müzevi oldu, inzivada kaldı. Ben şeyi Raif Efendi'yi hep o arkadaşımın yüzüyle düşünüyorum biliyor musun? Olabilir ama çok benzerlik çok yüzü de çok benziyor. Sen tanımadığın için bilmiyorsun. Raif Efendi'ye benziyor. Benziyor. Evet. Ben şimdi bu film yapılıyormuş ya. Film mi yapılıyor? Oyun yapıldı galiba. Oyunu yapıldı. Filmi de çok merak ediyorum. Evet dizisinin şeyinden. Sonra tekrar evlenmiş arkadaşım ve şimdi karavan almış karısıyla dolaşıyorlarmış. Dedim keşke Raif Efendi'nin sonunda böyle olsaydı ama olmadı. Evet Raif Efendi. Evet. Ama demin de tek değil Raif Efendi. Bir tek başlayarak. Evet. İçimizdeki şeytan da var Raif Efendi. Karakterler dolaşıyor ya şeyde. İçimizdeki evet. Şeytan da var. Orada bir muhasebeci var. Bu Ömer'in çalıştığı yerde ondan evet. Para alıyor falan böyle. Evet. Çok derviş kılıklı, dervişhane insanlar. O da öyle. Doğru. Yani bunlar kaç yerde dolaşıyorlar. Sonra öykülerinde de var. Mesela Kanun kitabında var. Cezaevinde Cavit Bey'in var. O da mesela İbn-i Arabi okur, başka şeyler okur filan böyle bir haksız yere suçlanmış, hapse atılmış birisidir filan gibi. Bunlar böyle bir daha mistik karakterler diyebileceğim, lisevi karakterler. Onun romanlarında yer alıyorlar başka isimlerle, öyle düşünüyorum. Raif Efendi tabii hani biraz Maria Puder'in karşısında sanki o çok kıyıda kalmış bir karakter gibi ama... Değil aslında romanın dengeye getiren, eşitleyen karakter Raif Efendi. Hı hı. Yani Maria Puder yönlendiriyor gibi geliyor şey ama aslında Raif Efendi'nin tutumu olmasa, yani klasik erkek tutumu olsa böyle olmaz. Yani roman Raif Efendi klasik bir erkek olmadığı için belki yazarın şahsında da kendi düşüncelerini taşıdığı için Sabahattin Ali'nin roman okutan şeylerden bir tanesi de oradaki erkeğin, bir Türk erkeği olarak da söyleyeyim tabii ayrıca. Evet. Ve o zamanlar 1918-19'da geçiyor biliyorsun. Evet. Hatta evet. Kitapta şey geçiyor. Sonra işte düşmanı kovmuşuz, memleketten çıkmış. Bizim yani Kurtuluş Savaşımızın şeyini uzaktayken oradan şey yapıyor. Yunan'ın kovulması falan. Tam 20'ler yani 18'ler. O zamanlarda böyle bir karakterin varlığı ve biraz önce dediğim gibi yani kimi duygularında kadınsı olması çok esaslı bir şey.
bence roman okutan şeylerden bir tanesi de aşkın dışında erkek karakterinin de bu kadar hani sert olmaması, hatta erkekliğe mugayir, erkekliğe aykırı kimi düşünceye taşıması diye olabilir diye düşünüyorum. Aslında klasik rolleri değiş tokuş ediyor bile diyebiliriz. Maria Miller daha erkeksi, Raif Efendi daha kadınsı bir rol üstleniyorlar sanki romanda, değil mi? Evet, tabii. Aynen. Kesinlikle. Aynen öyle düşünüyorum. Evet, Kürk Mantolu Madonna bir aşk romanı. Ama kadının erkeksi, erkeğin kadınsı özelliklere sahip olduğu karakterleriyle farklı, çağından öteye geçmiş cesur bir aşk romanı. Söyleyin hanımlar, hangimiz bir Raif Efendi'ye rastlayıp onun gözlerinden kendimizi bir Maria Puder gibi görmek istemeyiz ki? Acımasız erkekler dünyasında, hele 1920'lerde hayatla tek başına mücadele eden, üstelik gece hayatında çalışan, yaptığı resimle kendini, ruhunu ortaya koyabilen, yani yaratıcılığına özgür bir alan açmayı da başaran, karşısına çıkan erkeğe kendi duygularını, ilkelerini açıkça söylemekten çekinmeyen bir kadın karakter. Ah be Maria Puder! Keşke bütün kadın karakterler senin gibi olsa demek istiyorum vallahi. Beyler siz de hemen alınmayın. Sanata duyarlı, zarif, kadın karşısında güç yarışına girmeyen, hep kendini geliştirmeye çalışan, ruhuna uygun bir kadın bulduğunda onunla eşit şartlarda yaşamaya hazır bir Raif Efendi, eminim size de çok yakın gelmiştir. Hoş, ne yazık ki kendini tam gerçekleştiremeyen bu ana karakterimizin sonu hiç de arzu ettiğimiz gibi olmuyor. Ben tam da burada, yine toplumun kadına biçtiği klasik role dönüp, dünyada, özellikle de bu topraklarda, potansiyelini bir erkek uğruna harcayan birçok kadın olduğu gerçeğini hatırlatmak isterim. Raif Efendi gibi mutsuz evliliklerde yaratıcılığına hiç şans tanımadan yok olup giden birçok kadın var unutmayın ki. Kürk Mantolu Madonna'yı sıradan bir aşk romanından ayıranlardan biri de insanda böyle düşüncelere yol açması işte. Tabii her zaman söylediğim gibi herkes farklı okuyor her metni. Bana sakın darılmayın diyordu. Boş ümitlere kapılmamanız için sizinle apaçık konuşmak daha iyi olacak. Ama bana darılmayın. Dün yanınıza geldim. Beni evime götürmenizi istedim. Bugün beraber gezmeyi teklif ettim. Akşam yemeğini beraber yiyelim dedim. Adeta size musallat oldum. Fakat sizi sevmiyorum. Ne yapayım? Sizi belki hoş, hatta cazip buluyorum. Belki de şimdiye kadar tanıştığım erkeklerin hepsinden ayrı taraflarınız olduğunu görüyorum. Ama bu kadar. Sizinle konuşmak, birçok şeylerden bahsetmek, münakaşa, kavga etmek, darılmak, tekrar barışmak... Bunlar beni muhakkak ki memnun edecek. Fakat sevmek, bunu yapamıyorum. Şimdi ne diye durup dururken bunları söylediğimi merak edersiniz. Dediğim gibi, başka şeyler bekleyerek ileride bana darılmayınız diye. Size ne verebileceğimi şimdiden bildireyim ki sonra sizinle oynadığımı iddia etmeyesiniz. Ne kadar başka olursanız olun, gene erkeksiniz. Ve bütün tanıştığım erkekler bunu, yani kendilerini sevmediğimi, sevemediğimi anlayınca büyük bir teessür, hatta hiddetle beni terk ettiler. Güle güle ama niçin beni kabahatli zannettiler? Kendilerine asla vaat etmediğim, sadece kafalarında yaşattıkları bir şey vermedim diye mi? Bu haksızlık değil mi? Sizin de hakkımda aynı şekilde düşünmenizi istemem. Bunu da lehinizde bir nokta olarak kaydedebilirsiniz. Şaşırmıştım. Fakat sükunetimi bozmamaya çalışarak, ''Bunlara ne lüzum var? Arkadaşlığımızın şekli bana değil, size tabidir.'' ''Siz nasıl isterseniz öyle olur.'' dedim. Şiddetle itiraz etti. ''Hayır, hayır hiç de öyle olmaz. Bakın gördünüz mü? Siz de bütün diğer erkekler gibi her şeyi kabul eder görünerek her şeyi kabul ettirmek yolunu tutuyorsunuz. Yok dostum, öyle yatıştırıcı laflarla meseleler halledilmiş olmaz. Düşününüz ki bu mevzu üzerinde kendime karşı olsun, başkalarına karşı olsun daima açık ve riyasız hükümler vermeye çalıştığım halde bir neticeye varamadım. İnsan, bilhassa kadın ve erkek münasebetleri o kadar karma karışık ve arzularımız, hislerimiz o kadar anlaşılmaz ve bulanık ki hiç kimse ne yaptığını bilmiyor ve akıntıya kapılıp gidiyor. Ben bunu istemiyorum. Beni %100 doyurmayan, bana tam manasıyla lüzumlu görünmeyen şeyleri yapmak beni kendi gözlerimde küçültüyor. Bilhassa tahammül edemediğim bir şey, kadının erkek karşısında her zaman pasif kalmaya mecbur oluşu. Neden? Niçin daima biz kaçacağız ve siz kovalayacaksınız? Niçin daima biz teslim olacağız ve siz teslim alacaksınız? Niçin sizin yalvarışlarınızda bile bir tahakküm, bizim reddedişlerimizde bile bir acz bulunacak?
Çocukluğumdan beri buna daima isyan ettim. Bunu asla kabul edemedim. Niçin böyleyim? Niçin diğer kadınların farkına bile varmadıkları bir nokta bana bu kadar ehemmiyetli görünüyor? Acaba bende anormal bir taraf mı var dedim. Hayır, bilakis. Belki diğer kadınlardan daha normal olduğum için böyle düşünüyorum. Çünkü hayatım sırf bir tesadüf eseri olarak diğer kadınları mukadderatlarını tabii görmeye alıştıran tesirlerden uzak geçti. Babam ben daha küçükken öldü. Evde annemle ikimiz kaldık. Annem tabi olmaya, itaat etmeye alışmış olan kadınlığın adeta bir timsaliydi. Hayatta yalnız yürümek itiyadını kaybetmiş, daha doğrusu bu itiyadı asla kazanmamıştı. 7 yaşında olduğum halde onu ben idare etmeye başladım. Ona ben metanet tavsiye ettim, akıl öğrettim, destek oldum. Böylece erkek tahakkümü görmeden yani tabi olarak büyüdüm. Mektepte kız arkadaşlarımın miskinliği, emelleri beni daima tiksindirirdi. Hiçbir şeyi kendime erkeklere beğendirmek için öğrenmedim. Hiçbir zaman erkeklerin önünde kızarmadım ve onlardan bir iltifat beklemedim. O hal beni müthiş bir yalnızlığa mahkum etti. Ya Sabahattin Ölen'in karakter çizmekte çok başarılı olduğu aşikar. Fakat tasvirler konusunda olağanüstü olduğunu düşünüyorum ben. Yani içimizdeki şeytan da mesela o yarı entelektüel ama aynı zamanda böyle hafif sahtekar tipleri çizerken, anlatırken o insanı, yani ben böyle yüzümü buruşturarak okuduğumu fark ettim bu sefer okurken. Yani, ya biliyorsun, evet. İnsanı böyle o kadar anlattığı şeye inandırıyor ve o kadar içine alıyor ki, yani inanılmaz. Tabii, yani Aziz Nesin ne biliyorsun, Marco Paşa'yı çıkarıyorlar. Evet, başını belaya. Kan işler biri daha. Ya, ne olacak evet, Allah aşkına? Yani bilmiyor zaten. Hani diyorlar ya, bir eksik yazsa bir fazla ne olacak ki? Bir de onun görevi yani, ayrıca bazı şeyler öyledir. Yani şimdi Aziz Nesin bunları yaptığı için Aziz Nesin sabahları hani, evet, yapacak evet, bir şey yok. Evet. İşte, Aziz Nesin açık ironi yapıyor. Sabahattin Ali'ninki gizli ironi. Ben okurken baktım, o kadar çok ironik öyküsü var ki. Yani böyle gizli mizah dediğimiz şeyleri neredeyse insan bir duruyor böyle, ya bu mizah mı yoksa değil mi diye düşünüyorsun. Bence onların arkadaşlığını da etkilediği bir şey ama Sabahattin Ali'de de çok var. Dediğim gibi hem tasvirler de müthiş, romantizm coşumculuğundan gelen tasvirler. Senin saptaman ek olarak bir şey söyleyeceğim. Hani bu şimdi internete çok yapılıyor ya, işte bilmem kimden 100 cümle, bilmem kimden 60 aforizma falan diye böyle kitaplardan. Bakmadım ama muhtemelen vardır. Ya aşk üzerine, insanlar üstüne, tabiat üstüne, tanrı üstüne, toplum üstüne, hükümet üstüne, jandarma üstüne, o kadar aforizmalar var kitapta. Çok, evet. Yani onları da tek tek böyle bir, hani bir kısmı felsefi, küçük felsefeler yapmış, bir kısmında doğrudan böyle görüşlerini, fakat çok duru, çok yerinde, çok böyle hani nokta atışı gibi saptamaları, aforizmaları da var. Evet. Hep toplumcu gerçekçi olarak kabul edildiğinden konuştuk. Kürk Mantolu Madonna'nın daha romantizme doğru eğildiğini söyleyebiliriz. Ama anlatıcı kimliğinde gene o toplumcu gerçekçi çizginin esintilerini görüyoruz. Öyle değil mi? Yani mesela tabii, o arkadaşında iş istediği arkadaş, istediği değil de ona iş bulan arkadaşı falan gibi. Yani ama gene de burada sanki ağırlık romantizmden yana. Tabii yani, ama her şey, hepsinde, bütün şeylerinde, yani hani taşı yediğine koymak ya da eleştirmek şeyi hepsinde var. Var, evet, doğru. Yani bütün öykülerinde de var. Bu şimdi birkaç alıntı okuyacağım, izin verirsen. Tabii, seve. Bunları okumak zorundayım çünkü bu bir tanesi mesela, bu benim bu Sabahattin'in gerçekçiliği sözünü ettiğim konuşmadan varlıklı yayınlanan. Fethi Naci şey diyor tabii onun için, konuştuklarımızı destekleyen ya da daha doğrusu oradan da yola çıkarak konuştum. Sabahattin'in kişiler için diyor ki, gerçek bir yazarın kişilerini yazardan bağımsız kıldığı, onların kendi içlerinden gelen bir devinimle alın yazılarını yaratıcılığını şaşırtacak şekilde değiştirdiğini vurguluyor. İşte Kuncatlı Yusuf, işte Raif Efendi. Evet, bence bunlar Sabahattin Ali'nin de romanı yazarken bence baştan düşünmediği, ama romanı yazarken, çünkü yazarken öyle bir süreç oluyor insanda, bu şiir için de öyle. Bakıyorsun o seni başka bir yere götürüyor. Yani niyet ettiğin şey, plan da yapsan, şiir için yapmıyorum ama muhtemelen o güçlü karakter yazarı da etkiliyor ve onun kendi kaderini isteyen karakterler haline getiriyor biraz önce konuştuğumuz şeyler.
Aynı zamanda kendi şeyleri için tabii yazıları da var biliyorsun. Evet. Marco Paşa'da yazdı, başka yerde yazdı, gerçekçilik üstüne. Orada da şey diyor, kendi edebiyatı için şöyle konuşuyor. Bu dediğin şeylere kendi teorik desteği olsun diye söylüyorum. Halkçı bir edebiyatın ancak realist olabileceği, izaha ihtiyaç göstermeyecek kadar açık bir hakikattir. Realist olacağım diye hayatta vakı halinde mevcut bunlar romantizmi inkar etmek saflık olur. Evet, bu dediğin evet, şey tam. Evet. Zaten ben bu izimlerden pek bir şey anlamam. Benim için sadece hayat ve insan vardır. Bir türlü tezahürleriyle bugün realist, yarın romantik, öbür gün naturalist olan hayat ve insan. Tam da bu işte. Tam bu, evet. Kendisi de öyle, realist, romantik mi? Muhacir yalnız görüşünde değil, yazışında da bu hayat gibi olmalı. Yani her şeyden evvel bir insan olmalı, böyle yazmalıdır. Muhacir realist mi? Şöyle mi böyle mi diye araştıracağımıza namuslu mu yoksa yalancı ve tarihçi mi diye sormalıyız. Hakir yerimizin samimi olmak yalan söylememektir diyor. Daha sonra tabii başka şeylerinde de yani diyor ki sanatın tek ve salih bir maksadı vardır. İnsanları daha iyi, daha doğruya, daha güzeli yükseltmek, insanlarda bu yükselme arzusunu uyandırmak. Benim kanaatimce sanat insana hayat, insana insanı ve hayatı ve bunların manasını öğretmekte muvazzaftır. Sözleriyle de bence tam da Cumhuriyet öğretisinin, idealinin aslında aydınlanmacı tavrını da uyandırma, öğretme vazifesinde bir anlamda bence yerine getiriyor. Çünkü o zaman hükümeti rejimi eleştirsen de, rejimi değil hükümeti eleştiriyor daha çok tabii. Evet. Cumhuriyet değil, hükümeti eleştiriyor tabii o zaman. Bunları tabii yerine getiriyor çünkü kendisi aynı zamanda Cumhuriyet için çalışıyor. Yani tercüme bürosunda da çalışıyor biliyorsun. Yani öyle bir şey var. Bir de Atatürk'le olan şeyleri var biliyorsun. Evet. Bir mesele var. Orada evet. Bir eleştirel. Daha doğrusu Atatürk'ü değil ama İstiklal Mahkemelerini eleştiriyor. Böyle bir şiir yazıyor. Karşılamada yayınlıyor. Evet, Konya'da yayınlıyor. Bir gazetede Kuyucak Yusuf o zaman tefrika ediliyor biliyor musun? Evet. Şeyde. Hepsi tefrika olarak zaten önce. Tabii. Evet. Ben yetiştim o döneme. Hmm. Yani Yaşar Kemal'in şeylerini, İnce Mehmet'leri bir iki cildini o zamanki Hürriyet ve Cumhuriyet gazetelerinde, o zamanki Hürriyet'ten bahsediyorum tabii. Hmm. O zaman Halk Gazetesi olduğu zaman oradan okuyorduk. Evet. Kemal Tahir, Orhan Kemal'i, Aziz Nesin'i çok okudum Cumhuriyet'te ve başka Milliyet'te oralardan tefrika olarak evlerde. Ona yetişmiş olduk. Evet, tefrika şeyi o Konya'da bir gazete tefrika, Yeni Haber gazetesi varmış Konya'da. Orada tefrika ediliyor. Sahibi de kim? Cemal Kutay. Tarihçi vardı ya. Evet, evet. Hani yüzden fazla kitap olan. Evet. Fakat sonra Sabahattin'in parasını vermiyor. Bayağı hatta böyle kaç aylık parasını vermiyor. O da kesiyor tabii ki Kuyucak Yusuf'u. Kesiyor da bu da gidip ihbar ediyor. Evet. Ya ne acı hikaye o. Gerçekten ne tatsız hikaye. Ama yani işte böyle oluyor. Bir şey meselesi de öyle. Miyarafsız meselesi de öyle. Hı hı. Yani onda da biliyorsun bu bir şey var. Ona bir şunu yazar mısın diye miyarafsız bir konu veriyor. Evet. Kürşat biliyorsun şeydir. Evet. Kürşat hani Türklerin kahraman. 1917 yıl içinde işte Çinlerin imparatorluğunda Türkler esir durumda. İşte Kürşat da Türklerin kahramanı ve gelecek Türkleri kurtaracak. Fakat tam Sabahattin'in kitaplarındaki tavır, romanlarını konuştuğumuz tavıra çok uygun. Fakat şeyin kızı da imparatorun kızı da klasiktir ya biz hani Bizans tekfurunun kızı aşıktır bizimkiler imparatorun kızı hep aşıktır ya şeylere filmlerde olduğu için. Gibi. Klasik. Ve o klasik evet şeyde o diyor ki ben bunları kurtaracağıma sevgilimi kurtarayım diyor. Hiç olacak şey. Yani ben nasıl kurtaracağım bunu hiç olsa kendimi kurtarayım falan diye böyle bir şey yazıyor. Ve tabii niyarasız köpürüyor buna. Yani sen Kürşat'ı nasıl bu hale getirirsin? Gerçi Kürşat sonradan düşünüyor yani kurtarmaya çalışıyor ama tabii kurtaramıyor. Fakat bu arada sevgilisi ölüyor. Tekrar gene oyunun sonunda gene böyle ya keşke diyor ben hani bununla yetinseydim, sevgilimi kurtarsaydım bak falan diye böyle bir pişmanlığı var. O zaman Nihalat'ın diyor ki sen zaten diyor şeyle görüşme başladıktan sonra Nazım Hikmet'le o kızı bilmem ne bir sürü küfürle hakaretler şunlar bunlar. Artık işte çapıttın yoldan çıktın şöyle oldun böyle oldun falan deyip kalkıp bunu ihbar ediyor biliyorsun. Evet. Ve peki buraya kadar geldik. Madem bu olayları anlattık bir de ölümü meselesini de bence kısaca geçelim. Ne dersiniz? Ölümü meselesini şöyle diyoruz. Bu bizim tabii yani kısaca söyleyeyim. Hani 90'larda falan hani faili meçhuller varken bir şey çıkmıştı. Faili meşhur. Faili meçhul yoktur Türkiye'de. Faili meşhur vardır. Ve hala devam etmektedir.
Sabahattin Ali bitmeyen mahkemelerden, izlenmekten, kitaplarının toplatılmasından yıldığı için çok sevdiği, her köşesine gitmek, insanını anlatmak için yanıp tutuştuğu ülkesini terk etmesi gerektiğini düşünür. Ve hapishanede tanıştığı birinin yardımıyla onu yurt dışına kaçıracak olan Ali Ertekin adlı kişiyi bulur. Resmi kayıtlara göre sınırı geçerler. Ama Ertekin, Sabahattin Ali'yi Beypazar ve Üsküp kazaları arasındaki Sazara köyü yakınlarında bir yerde öldürür. Askeriye geçmişi olan Ali Ertekin cinayeti itiraf eder, yargılanır, 4 yıl hapis cezası alır. Mahkemenin sürdüğü 2 yıl düşüldükten sonra 2 yıl yatacaktır. Ama aynı yıl aftan yararlanarak serbest kalır. Bu cinayeti Ali Ertekin'in işlemediğini, hatta Sabahattin Ali'nin sınırı bile geçemediğini iddia edenler de var. Ertekin'in Milli İstihbarat Teşkilatı ile bağlantısı olduğunu söyleyenler de. Öyle ya da böyle, Sabahattin Ali en üretken olacağı yaşlarda bir cinayete kurban gitmiştir. Utançhanemize yazılmış bir cinayet ve kayıptır bu. Cesedinden geriye kalanlar civardaki köylülerin Sabahattin Ali Çatağı diye andıkları toprakta, piyanist, müzik bilimci ve yazar olan kızı Filiz Ali'nin 1993 yılında yaptırdığı mezar taşının altında yatmaktadır. Taşta şöyle yazar: "Başım dağ, saçlarım kardır. Benim meskenim dağlardır." Biraz önce sevgili Atilla Birkiye'nin Sabahattin Ali'nin yapıtlarını sevme sözlüğünden söz ettik. Yine bir gönderme yaparak bir soru sormak istiyorum. Orada hani böyle yer, kavram, sözcüklerden bir sözlük hazırlamış Sabahattin Ali'nin eserlerini. Evet, çok güzel bir eser gerçekten. Mesela siz Sabahattin Ali'yi en iyi temsil ettiğini düşündüğünüz bir iki kavramı seçseniz ve onlara hani küçük eserleriyle böyle bir iki cümle edecek olsanız hangi kavramları seçerdiniz? Hemen aklınıza gelen üç kavramla sınırlandıralım mesela. Evet, bir tanesi tabii tabiat olurdu. Hı-hı. Yani ağaç ya da tabiat olurdu. Bir tanesi derinlik olurdu. Derinlik. Evet, derinlik. Hı hı. Yani bu gerek karakterleri gerek onların zihniyetleri olurdu. Bir tanesi karnaval olurdu. Ah, o niye? Yani bak düşünsene Deniz, yani şimdi 1930'larda yazdığı kasaba 2022'deyiz, 100 sene olmuş neredeyse. Hala gözünde Marquez'in 100 yıllık yalnızlığı gibi böyle bütün oyuncuları, figüranları, çalgıcıları, kasabaya gelen turneleri, jandarması, kasaba meydanı, panayırı gözüne canlanıyor. Karnaval gibi. Evet, doğru. Çok. Yani bütün onları 60 öyküyü tekrar sağ ol okuttun bana. Evet. Tabii canım, ne olacak? Yani Sabahattin Ali'yi 3. ya da 4. okuyorsun. Sait Faik'i 5 kere okumuştum. Yani insan vazgeçemiyor. Hem yazmak için hem de insan bir 10 yılda bir ihtiyaç duyuyor. Vallahi öyle. Okumaya. Bakın ben okurumun en güzel yanlarından biri bu. Hepimiz tekrar okuyoruz eski kitapları. Çok iyi oluyor. Evet, evet. Ve yani o şeyde karnaval duygusu nasıl, yani şu anda saysam hani 100 tane karakter çıkarabilirim kitaplardan, romanlardan tek tek yazsam. O yüzden benim için yani tabiatı olan, ağaçları olan, doğaya olan düşkünlüğü, derinlik yani insanı olana yaklaşımındaki yansızlık tabii bir anlamda da. Gerçekten karşı tarafı olsun, kendi tarafı olsun, iki tarafı da tamamen insan çıplaklığıyla veriyor. Hı. Düşüncelerinden bağımsız. Tabii düşünceleri insanları belirliyor ama Sabahattin Ali ona bir şablon, bir külüş olarak bakmıyor. Bir insan olarak temsil ediyor. Üçüncüsü de bütün bunlardan sonra büyük bir karnaval duygusu veriyor. Büyük bir coşun, çok sesli, çok renkli, büyük bir gürültülü, eğlenceli, acıklı, trajik. Şeyde 32 kısım birden, tek biri birden. Hani öyle derlermiş eskiden böyle kasabalara giden kumpanyalar. Acıklı, hisseli, trajik, göz yaşlı, eğlenceli, kahkahalı, hissi, cinsi. Müthiş bir gözlem gücü tabii. Yani onu kelimelere aktarmaktaki maharetini evet. De tabii yatsımamak evet. Lazım, unutmamak lazım. Tabii ki, müthiş tabii bir ki, gözlem tabii gücü. Peki. Evet, çok sağ ol. Sabahattin Ali'yi henüz okumamış olan birileri varsa hangi eserinden başlamalarını salık verirsiniz? Valla bence öykülerinden başlamalarını salık veririm. Hı hı. Evet, yani temel olarak öykülerinden başlamalarını ve diğer türlü de yani bir iki öykü kitabını okusunlar. Sonra da bence üç romanı da sırayla okusunlar. Peki. Ama en çok yani ikişer tane okuyacaklarsa söyleyeyim ben sana. Hı hı. Bir tanesi Yeni Dünya'yı okusunlar. Hı hı. Yeni Dünya sondan bir önceki öykü kitabıdır. O tabii çok müthiş bir öykü kitabıdır. Yani bütün böyle klasik öykülerin toplandığı bir kitaptır.
karnı yoksunlar. Böyle kitaplar olarak, Roma olarak da tabii Kuyucak Yusuf'ta Kürk Mantolu Madonna. Şiirleri, öyküleri, üç romanı, bir tiyatro oyunu, çeşitli çevirileri ve dergiciliği ile Türk Edebiyatı'nın en üretken ve etkili isimlerinden biri Sabahattin Ali. 41 yıllık yaşamının hızı, inişleri, çıkışları ise başlı başına bir film. Şarkı sözleri olan şiirlerinin bazılarından söz ettik. Film olan öykü ve romanlarından da biraz söz edelim mi? Kaan'ı Ses Gramofon Avrat öykülerinden Yılmaz Duru yönetmenliğinde Azap Yolu, Metin Erksan'ın TRT için çektiği Hanende Melek, Feyzi Tuna imzalı Kuyucaklı Yusuf, Yusuf Kurçenli'den Gramofon Avrat, Orhan Aksoy'un yönettiği Hasan Boğuldu'yu sayabiliriz. 5-6 yıldır Kürk Mantolu Madonna'nın da sinemaya uyarlanacağı konuşuluyor ama henüz beyaz perdede izleme şansını yakalamadık. Tiyatro sahnesine çıktı ama bizim Maria Puder'le Raif Efendi. Engin Alkan'ın yönettiği oyunda Fräulein Puder'i Tuğba Ünsal, Raif Efendi ise Alper Saldıran canlandırmıştı benim izlediğim versiyonda. Tabii hakkında yazılmış birçok kitap da var Sabahattin Ali'nin. Onunla ilgili araştırma ve deneme kitapları dışında hayatından esinlenen kurgu eserlerdi. Söz konusu Sabahattin Ali olunca söyleyecek söz bitmiyor. Gerçekçi edebiyatın öncülerinden o. Ama romantizmi de hiç elden bırakmaz. Şehirlidir, şıktır, sanata ve hayata batılı bir insan gibi yaklaşır ama köyü, kasabayı, kırsalın şartlarını olağanüstü bir berraklık ve titizlikle anlatır. Kuyucaklı Yusuf'ta bir aşk öyküsü ekseninde kasabanın ezen ve ezilenlerini, yasaların ve devletin aczini, aydınların sıkışmışlığını, eşrafın yüzeyselliğini ve zorbalığını konu eder. İçimizdeki şeytan da şehre yöneltir o güçlü gözlem dürbününü. Yine bir aşktan yola çıkmaktadır, yine insan ruhunun gizemli dehlizlerinde gezinmektedir. Ama bir yandan da aydın kesime yöneltmiştir eleştiri oklarını. Kürk Mantolu Madonna ise okuru aşk, hayat, insan ruhu hakkında düşünceden düşünceye sürükler. Geçmişte kalan bir aşkın etkisiyle hayatını ve kişiliğini silmeyi tercih etmiş bir erkeğin içindeki fırtınayı hisseder, çok güçlü bir kadın karakterle tanışırız. Bu kez yolumuz Avrupa'ya, bir metropole düşmektedir. Öykülerini de tek tek konuşabilsek keşke. Hayatındaki tüm detayları da paylaşsak. Ama işte her güzel şeyin bir sonu var. Sabahattin Ali'nin zamansız sonu gibi bitirmek istiyorum aslında. Birdenbire. Daha çok yol varken yürünecek, daha çok söz varken söylenecek. Öyle işte. Kürk Mantolu Madonna da dahil Sabahattin Ali'nin eserlerini tekrar okurken eskiden de olduğu gibi Yapı Kredi yayınlarını tercih ettim. Çünkü yıllardır büyük bir özenle külliyatı yayımlamayı sürdüren bu yayın evinin yazarın yeniden hak ettiği ilgiyi kazanmasında göz ardı edilmeyecek bir emeği olduğunu düşünüyorum. İçimizdeki Şeytan ve Kuyucaklı Yusuf'u da Storytel TR'den dinledim. Beyti Engin ve Ezel Akay'ın seslendirmelerini de pek beğendim. Kürk Mantolu Madonna da sesli kitap severler için Mert Fırat'ın sesinden ulaşılabilir durumda. Sabahattin Ali'nin hayatını detaylı olarak öğrenmek istediğimde okuduğum kitapta sevgili arkadaşım Sevengül Sönmez'in yazdığı A'dan Z'ye Sabahattin Ali oldu. Ellerine emeğine sağlık. Tabii Filiz Ali'nin yine Yapı Kredi yayınlarından çıkan Filiz Hiç Üzülmesin, Yok Bir Şey Acımadı Ki adlı anı kitaplarını da büyük bir ilgiyle okuduğumu eklemeliyim. Atilla Birki'ye imzalı Siyah Kitap'tan çıkan Sabahattin Ali'nin yapıtlarını sevme sözlüğü de farklı bir açıdan bana çok katkıda bulundu. Konuğumuz Haydar Ergülen'in Kırmızı Kedi Yayın Evi tarafından basılan Sait ile Sabahattin adlı kitabı zaten sohbetimizin çıkış noktasını oluşturdu. Ama programın sonunda da anmadan geçmeyelim. Ayrıca yine bu tarzda yazdığı Gülten Akın ve Behçet Necatigil ile ilgili denemelerini içeren Gülten'le Behçet'i de hemen ekleyelim. Ergülen üretken bir şair. Tek tek kitap isimlerini sayamayacağım. Ama biri Nar, diğeri Hafız ile Semender adını taşıyan iki ciltlik toplu şiirlerini alırsanız Türkçeyi biraz daha seversiniz bence. Ben okuruma katılıp Sabahattin Ali'yi benimle birlikte andığı için sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum ona. Sabahattin Ali'yi okuyun çünkü neredeyse 100 yıl önce yazmış olmasına karşın gerçekliği hiç eskimeyen, büyük, renkli, çok iyi bir yazar. Yani eskimeyen gerçekçilik diyebiliriz. Hani bir gerçekçilik diyeceksek. Ve Türkiye'nin ruhu bence değişmeyen bir şey vardır bütün ülkelerin ruhlarında. Türkiye'nin değişmeyen ruhunu en iyi Sabahattin Ali'de görüyoruz. Evet, ben okurumun bir bölümünün daha sonuna geldik.
Ama malum okuma serüvenimizin sonu yok. Bana kitap önerilerinizi yazmak isterseniz e-posta adresim benokurum2020@gmail.com ve son sözü Kürk Mantolu Madonna'ya bırakıyoruz. Hayır dostum, hayır diyordu. Aşk hiç de sizin söylediğiniz basit sempati ve bazen derin olabilen sevgi değildir. O büsbütün başka, bizim tahlil edemediğimiz öyle bir histir ki neden geldiğini bilmediğimiz gibi günün birinde nereye kaçıp gittiğini de bilmeyiz. Halbuki arkadaşlık devamlıdır ve anlaşmaya bağlıdır. Nasıl başladığını gösterebilir ve bozulursa bunun sebeplerini tahlil edebiliriz. Aşka girmeyen şey ise tahlildir. Sonra düşünün, dünyada hepimizin hoşlandığımız birçok kimseler, mesela benim hakikaten sevdiğim birçok dostlarım vardır. Muhterem beyefendinin bunların en başında geldiğini söyleyebilirim. Şimdi ben bütün bu insanlara aşık mıyım? Ben fikrimde ısrar ederek, evet demiştim, en çok sevdiğinize hakikaten ve diğerlerine birer parça aşıksınız. Maria hiç beklemediğim bir cevap vermişti. Şu halde niçin beni kıskanmadığınızı söylüyordunuz? Söyleyecek bir şey bulamayarak bir müddet düşündüm. Sonra izah etmeye çalıştım. İçinde hakikaten sevmek kabiliyeti olan bir insan hiçbir zaman bu sevgiyi bir kişiye inhisar ettiremez ve kimseden de böyle yapmasını bekleyemez. Ne kadar çok insanı seversek asıl sevdiğimiz bir tek kişiyi de o kadar çok ve kuvvetli severiz. Aşk dağıldıkça azalan bir şey değildir. Ben şarkıları başka türlü düşünür zannederdim. Ben öyle düşünmüyorum. Maria gözlerini sabit bir noktaya dikip uzun uzun daldıktan sonra ''Benim beklediğim aşk başka.'' dedi. O bütün mantıkların dışında tarifi imkansız ve mahiyeti bilinmeyen bir şey. Sevmek ve hoşlanmak başka, istemek bütün ruhuyla, bütün vücuduyla, her şeyiyle istemek başka. Aşk bence bu istemektir. Mukavemet edilmez bir istemek.